Mutlu akşamlar. Siyaset gündemine hoş geldiniz. Siyasetin gündeminde yine hiç şüphe yok ki değişmeyen başlık olarak ele alacağımız konu seçimlerin sonrası. İtirazlar, açılan sandıklar, geçerli sayılan, geçersiz sayılan oylar ve tabii ki kazandım mesajları, kazanamadı mesajları ve mazbata beklentileri tabii ki siyasetin gündeminde karşılıklı seçim sonuçlarına dönük yapılan açıklamalar. İşte o açıklamalarla ilgili olarak öncelikle baktığımızda AK Parti cephesinde İmamoğlu'nun yaklaşımına, tavrına eleştiriler var. Neye dayanarak, hangi kanaatle seçildiğini ortaya koyuyorsun? Tepkisi yükseldi AK Parti'den. CHP ise YSK PKK'yı uyardı, ince bir mesaj verdi. O mesajın altında da şu var: delillere dayalı geçersiz oylarla ilgili adımlar atılsın. Eğer delil yoksa bunlar itibarı gölgeye bırakır ve itibara gölge düşürür dedi CHP sözcüleri. Ve YSK'nın açıklaması, YSK Başkanı gözler onun üzerindeyken çok dikkat çekici İstanbul'la ilgili bir açıklama yaptı. Geçersiz oylar tekrar sayılacak dedi ve YSK'ya tabii ki büyük görev düştüğünün de altını çizmekte fayda var. Türkiye'de bu da oldu dedirten yorumlar yapılıyor. 31 Mart seçimlerinden sonra özellikle AK Parti kanadına yakın medya gruplarından sandıktan çıkan sonucun darbe olduğuna dair yorumlar yapıldı. Yani demokrasinin omurgasını oluşturan, demokrasinin kalbi olan seçimlerle sandık sonuçlarıyla darbeyi bir araya getiren yorumlar var. Bu da çok konuşuluyor. Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul çağrısı var. Mazbatayı verin, bu iş daha fazla uzamasın şeklinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dansa, AK Parti Genel Başkanı'ndansa yine ince bir mesaj var. Topal ördek mesajı ve şöyle yorumlandı: Erdoğan kaybedildiğini topal ördek vurgusuyla ortaya koydu dendi. İyi Parti çok yakından takip edilen bir adres. Özellikle istifa süreci dikkat çekiciydi. Ümit Özdağ'ın istifası konuşuldu ama tabii ki İyi Parti de seçim sonuçlarını çok yakından takip ediyor ve özellikle bugün verilen mesaj çok önemliydi. Ankara, İstanbul özelinde aslında Türkiye'deki pek çok seçim adresiyle ilgili hazmetmeliler mesajı verdi İyi Parti. Ve değişmeyen gündem tabii ki ekonomi, enflasyon hız kesmiyor. Mutfaktaki yangın bir türlü sönmüyor. Bu kez zam şampiyonu lahana. Pek çok başlık var ama hiç şüphe yok ki bugün en çok konuşacağımız konu seçim sonrası itirazlar ve ne olacağı. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı, seçim işlerinden ve hukuk işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen bizlerle birlikte işte bu başlıkları kendisiyle masaya yatıracağız ve bir fotoğraf çekmeye çalışacağız. Siyaset gündemine hoş geldiniz. Efendim siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yoğun bir tempo içerisindesiniz, uykusuz geceler yaşıyorsunuz. Özellikle bu süreç içerisinde seçim işlerinden ve hukuktan sorumlu genel başkan yardımcılarının var haline herhalde. Evet, maalesef seçim evvelinden başlamak üzere çok yoğun bir tempo içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Ne oluyor? Yani biz anlayamadık. Şimdi mesela ben anlatmaya çalışıyorum kısa cümlelerle. Daha bir cümlemizi bitirmeden başka bir şey ortaya çıkıyor. Evet. İtiraz geliyor. İtiraza başka bir itiraz geliyor. Ne oluyor? Nereye varacak bu? Şimdi olan şu: 17 yıldır merkezi hükümeti elinde tutan, 25 yıldır Ankara, İstanbul mahalli idarelerini elinde tutan zihniyet ve iktidar partisi bunu kaybetmenin şok içerisinde ve kaybetti mi? Yani bunun altını çiziyor musunuz? Kesinlikle kaybetti. Siz sonuçta yani seçim işlerini, hukuku bilen bir isim olarak ifade ediyorsunuz. Kesinlikle kaybettiler. Bu kaybetmeyi maalesef hazmedemediler. Ve işte itiraz yöntemleriyle il seçim kurulları üzerinde etki yaratarak İstanbul'da 18 ilçede, Ankara'da 11 ilçede tekrar sayım kararı aldırdılar. Özellikle İstanbul'da 3 ilçede oyların tamamının sayılması yönünde bir karar aldırdılar. Diğer ilçelerde geçersiz oyların sayılması yönünde bir karar aldırdılar. Ankara'da da 11 ilçede geçersiz oyların sayılması yönünde karar aldılar. Bu nasıl oluyor peki? Yani ben bu, şimdi bu size rahatlıkla gelip tamam hukuki bir yol var ama tabii. Yani
sayın deyince sayılıyor mu? Bu tabii bu olağanüstü bir durum değil. Seçim nihayetlendikten sonra salı günü saat 15'e kadar partilerin gördükleri hatalar, eksiklikler sebebiyle ilçe seçim kurullarına müracaat etme, itiraz etme hakları var. Bu hakkı biz de kullanıyoruz. Bu hakkı doğal olarak AK Parti de kullanabilir. Bu hakkın kullanılmasında, bu hukuki hakkın kullanılmasında herhangi bir sakınca yok. Ama bu hakkı kullanırken bir taraf kayırılıyorsa, bir taraf daha önce hiç yapmadığı şekilde televizyon ekranlarında büyük puntolarla seçim tutanakları, sayın döküm cetvellerini sergileyerek bunları kamuoyu önünde tartışmaya açıyorsa ve ilçe seçim kurulları üzerinde, hakimler üzerinde bu suretle baskı oluşturuyorsa, Millet İttifakı'nın yaptığı itirazlarda ise aynı gerekçelerle yaptığımız itirazlarda, örneğin Ankara'da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaptığı itiraz sonucu 11 ilçede geçersiz oyların sayılmasına karar veren ilçe seçim kurullarının karşısında bizim Beypazarı ilçesinde geçersiz oyların sayılmasına yönelik yaptığımız müracaatı Beypazarı ilçe seçim kurulu reddediyor. Şimdi biz şunu bir açıklığa kavuşturalım. Seçim sonuçlarıyla ilgili olarak basamak basamak gidilen, tıpkı işte yargı süreciyle en alt basamaktan başlayıp en üste kadar gidecek bir itiraz sürecinden bahsediyorum. Evet, evet, evet. İlçe itirazlarıyla ilgili olarak dün 15'te bu işlem sona erdi. İlçeler artık bir itiraz merci adresi değil. Çıktı, evet. Siz de bu noktadan yola çıkarak ilçe veya artık il seçim kurullarının almış olduğu kararlarda bir çifte standart vurgusu yapıyorsunuz. Şimdi neye dayanarak? Usul şu. Usul, sandık oy verme işlemi tamamlandıktan sonra sandığın başında kimler var? Sandığın başında bir devlet memuru niteliği taşıyan sandık kurulu başkanı var. Onun gene memur niteliği taşıyan yardımcısı var. Ve o sandıkta seçime katılan siyasi partilerin temsilcileri var. Başka kimler var? Yine o sandıkta seçime katılan ya da katılmayan siyasi partilerin müşahitleri var. Bunların tamamının huzurunda sandık açılıyor. Sandığın içinden oy pusulaları zarflarından çıkarılıyor ve bu seçimde Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan başlamak suretiyle Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanı, ilçe meclis pusulaları ve muhtar pusulaları sırasıyla sayılıyor. Hepsi kaldırılıyor, gösteriliyor. Oradaki herkes bunu görüyor. Orada eğer usulüne uygun bir oy kullanma yoksa, geçersiz bir oy varsa itiraz ediliyor, o tartışılıyor. Bir karar veriliyor, geçerlidir ya da geçersiz diyerek ve tasdif edilerek daha sonra bu sayım döküm cetveline aktarılıyor ve sonuç tutanağına işlenerek seçim kuruluna teslim ediliyor. Şimdi ilçe seçim burada kuruluna. Bir araya giriyor. Evet. Sandık kurulu başkanının belirlenmesi süreci bildiğim kadarıyla değişti. Evet. Neden değişti? Çok iyi bir yere temas ettiniz. Neden değiştiğini iktidara sormak lazım. Daha önceden bu nasıl tespit ediliyordu? O sandık kuruluna üye vermeye hakkı olanlar geliyorlardı. Kimdi o üye hak vermeye? İşte o sandıkta seçime katılan siyasi partiler. İyi Parti'de, Saadet Partisi'de, HDP'si'de, evet, Demokrat Partisi yani vesaire. Yani pusulada kim varsa. Kim varsa. Toplanıyordu. Kurayla sandık kurulu başkanı tespit ediliyordu. Yani kimin hakkına ne çıkıyorsa, evet. Hasan çıktıysa, Hasan o, Savaş çıktıysa kimse, Hasan oturuyordu. Evet. Şimdi ama nasıl oldu? Şimdi sadece devlet, yani devlet memuru olanlar arasında bir kura çekilerek bu sandık kurulu başkanı tespit ediliyor. Yani bu iktidar lehine getirilmiş, bugüne kadar olmayan bir düzenleme. Cumhur İttifakı'na ait hem AK Parti'nin hem Milliyetçi Hareket Partisi'nin sandık kurulu üyeleri var. İki de memur var. Etti mi dört? O AK Parti'nin bu müşahit organizasyonu, sandık organizasyonu ekonomik imkanlarından dolayı, 17 yıldır iktidarda olmalarından dolayı ne kadar güçlü bunu övünerek anlatıyorlar kendileri. En az iki müşahitleri var, 6. Kat sorumluları var, 7. Okul sorumluları var, 8. Ama burada herhalde bu üyeleri işaret ederken, sandık kurulunu söylerken bir itiraz sırasında o bahsettiğimiz müşahitlerin oy hakkı yok. Oy hakkı 4 yok. Tanesine evet, işaret hayır. Etmekte fayda şuna, var herhalde. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi onlar geçersiz oylarını saydırıyorlar ya. Evet. Yani o oy açılıp kaldırıldığında o taraftan en az 6 göz bakıyor o oya. Bunu anlatmaya kontrol çalışıyorum. Kontrol mekanizması inanılmaz. Dolayısıyla buna rağmen
Hata yapılabilir mi? Evet, yapılabilir. İtiraz etme hakları var mı? Evet, itiraz etme hakları var. Bunu kullanmalarını da kimse engelleyemez. Demokrasi var. Yasal bir hak. Bunu ilçe seçim kurulları, il seçim kurulları, yüksek seçim kurulu kendi meclisi içerisinde hukuki olarak değerlendirilir. Normali budur. Ve bir karar verilir. Bu karara da herkes saygı duyar. Ama aynı hak Millet İttifakı'na mensup olan partilerde de var. Biz daha az gözle o pusulaları izleme imkanına sahibiz. Ekonomik imkanlarımız, teşkilat imkanlarımız onlar kadar geniş ve büyük değil ama eşit bir yarış yapılıyorsa onların itiraz hakkı kadar bizim de itiraz hakkımız var. Demokratik bir ülkede, hukukun üstünlüğünün olduğu bir ülkede ilçe seçim kurulu başkanı bu itirazı Hasan da yapsa, Hüseyin de yapsa buna hukukçu gözüyle bakar, değerlendirir ve bir karar verir. Bugün o gözle bakılmıyor mu? Bakılmıyor. Kesinlikle bakılmıyor. Balıkesir'de bakılmıyor. Uşak'ta bakılmıyor. Ankara Beypazarı'nda bakılmıyor. İstanbul'da 18 ilçede tekrar sayım kararı veren seçim kurulları, Ankara'da Cumhur İttifakı'nın talebi üzerine 11 ilçede sayım kararı veren seçim kurulları, Manisa'da, Balıkesir'de, Uşak'ta, Beypazarı'nda ve sayarım isterseniz müracaat ettiğimiz diğer yerlerde maalesef bizim itirazlarımızı dikkate almıyor ve tekrar sayım kararı vermiyor. Yani şunu mu söylüyorsunuz? Cumhur İttifakı kendi işte elindeki iktidar gücüyle kendi itirazlarını işte işleme koyarken Millet İttifakı'nın ya da bir başka partinin işte Saadet Partisi de olabilir, belki HDP de olabilir. Evet. O itirazlar bir anda yok sayılıyor. Evet. Eşitlik, fırsat, işte adalet, hukuk. Hiçbirisi yok. Ha şimdi bütün yargı camiasının, bütün ilçe seçim kurulu başkanı hakimlerin, il seçim kurulu başkanı hakimlerin hakkını da yemek istemem. Kabul edilen yerler var mı? Var. Örneğin bakın Balıkesir'in Erdek ilçesinde şimdi kırsalda vatandaşımıza bize oy vermesini tarif ederken diyoruz ki güneşin üzerine mühür basacaksınız. Evet. Nasıl Kırat'ın bağrına bas, altı okun bağrına bas ifadesi var ya, güneşe bas. Şimdi seçim pusulaları siyah beyaz basıldığı için bizim güneşimiz seçim pusulası üzerinde siyah renkte. Evet. Şimdi bunu güneşe basacağım diyen vatandaş gidiyor siyah mührü siyah güneşin üstüne basınca gözükmeme ilk bakışta ihtimali gözükmeme ihtimali var. Şimdi örneğin Erdek'te, Balıkesir Erdek'te 9 tane oy geldi bize bu şekilde. İtiraz üzerine geçersiz oyları ilçe seçim kurulu başkanı saymayı kabul ettiğinden 9 tane oy bize eklendi. Aynı sayımda AK Parti'ye de oy eklendi. Yani bunda hiçbir beis yok. Ama Balıkesir merkezde, Balıkesir'in diğer ilçelerinde ilçe seçim kurulları bunu kabul etmediler. Bir farklı uygulama ortaya çıktı. Aynı şekilde Uşak'ta, bakın Uşak'ta ilçe seçim kurulu reddetti. İl seçim kuruluna müracaat ettik. Manisa'da, bakın Manisa Yunus Emre ilçesinde 61 oy farkla biz seçimi kaybettik. İtirazlarımız üzerine geçersiz oylar değerlendirildi, maddi hatalar değerlendirildi, oy farkı 21'e düştü. Çok kısa bir es verebilir miyiz? Memnuniyetle. Çünkü bu gündemin en önemli adresi İstanbul. Sayın İmamoğlu da bir açıklama yapıyor. Sıcağı hemen sıcağına dinleyelim. İsterseniz onu bir dinleyelim. Memnuniyetle. Bakalım İmamoğlu ne diyecek? Sayın Seymen'le devam edeceğiz. Çokça vatandaşımız bize taleplerini sokakta, caddede ilettiler ve gerçekten görüyorum ki İstanbullu hazır, mutlu, beklentileri yüksek. Onu da hissedebiliyorum. Bizim motivasyonumuzu arttıran şeyler bunlar. Bu sürecin o anlamda gerçekten hızlıca bitmesi lazım. Hızlıca normalleşmemiz lazım. Ve her zaman söylüyorum, bizim oy aldığımız seçmen bizim tek sayfamız asla olmayacak ve değil zaten. Bizim herkes gözümüzün önünde ve herkesi mutlu etme konusunda bir anlayışımız var. Ruh halimiz buna uygun. Her şeyimiz de buna hazırız. Örneğin benim bir huyum var. Bir vatandaşımın bile hiçbir anlam olmaksızın gözü benden kayıyorsa gerçekten vicdanını biliyorum, kalbini biliyorum, mutsuz oluyorum. Acaba niçin diyor. Dolayısıyla hani süreçte kırıcı laflar,
kırıcı suçlamalar, bir takım şahsi hususlar yaşanmış olabilir kampanya döneminde. Ne için olduğunu da biliyoruz. Şimdi biz hiç işine, içine girmedik, karışmadık. Hiçbir şahıs hakkında konuşmamız, tek bir yorumumuz kişisel alanıyla ilgili olmadı. Olmayacak da. Bizimle ilgili oldu. Bundan etkilenmiştir diye üzülüyorum. Dönüp acaba yakalasam mı, yetişsem mi, konuşsam mı diye de bazen çaba göstermiyor değilim. Bu huyumu hepiniz biliyorsunuz. Birçok insanla bu anlamda münazaralarımız oldu, sohbetlerimiz oldu. İlla insanların birbirini o için ikna etmeleri gerekmiyor. İnsanların konuşması gerekiyor. İlla aynı kararı vermesi gerekmiyor. Öyle bir dünya yok zaten. Gerek de yok ayrıca. Herkes kendi fikriyle var olsun. Demokrasi o kadar önemli, o kadar değerli ve insanlar için gerçekten su gibi, hava gibi. Yani onsuz yaşayamaz durumda. Mutluluğun önemli bir kaynağı. Biz bunu talep ediyoruz. Demokrat bir belediye başkanı olma hususunda bu kentin, evet iddiamdır, gelmiş geçmiş en demokrat belediye başkanı olacağım. Ve bu her şeyin ötesinde. Yani ya hangi konu ki bu demeyin, birçok sorunun çözümü aslında orada yatıyor. Bir şehrin barışla, uzlaşıyla, hoşgörüyle, empatinin kattığı kabiliyetle inanılmaz bir mutlu kente dönüşmesini sağlamak. Bu mümkün. Bunun nasıl olduğunu bizzat yaşamış birisiyim. Yani bir kenti yönetirken insanlarla, size oy vermeyen insanlarla ısrarla diyalog kurmanız, her işi yapamayabilirsiniz, eksik işleriniz olabilir, hatta belki hata da yapabilirsiniz, bu ayrı bir şey. Ama insanları sürece katmak, şeffaf olmak gerçekten bir kentin hem birçok sorununu çözüyor hem de bir şehrin mutlu ve huzurlu olmasını sağlıyor. O bakımdan ben buradan duyuruyorum. Rakibime oy vermiş AK Partili veya diğer partililerden her seçmenin yeri benim başımın üstü. Hiçbir seçmenin hiçbir seçmenden farkı yok. Artık o sandığa atılmış her oy bizim. Yani ben attım, ben atmadım. Yanlış anlamasın hiç kimse. Ya kimin attığını atmadığını Allah bilir. Benim için bitmiştir. Dolayısıyla insanlara hizmet etmek ve insanlarla bu kentte hizmet sürecinde buluşma noktasında asla ve asla kimin oy verdiğine bakmaksızın doya doya hizmet edeceğim. Göreceksiniz. AK Partili seçmenlere söyleyeyim. Bazı propagandalar yapılıyor, üzülüyorum. Bazı sözler söyleniyor, üzülüyorum. Ve artık sosyal medya ciddi bir iletişim alanı. Bazı konularla ilgili orada yorumlar yapılıyor. Gerçekten üzülüyorum. Ve özellikle bir hususu paylaşmak istiyorum. Bir kelime canımı sıkıyor ama şöyle bir açılım yapınca herkesin hoşuna gidecek. Bazı şey, oy hırsızı diye bir şey yazılıyor. Ben bir tek hırsızlık bildiğim şey var. O da gönül hırsızlığı yaparım. Gönülleri çalarım. Gönülleri kazanırım. Başka hiçbir işten anlamam hırsızlık namına. Gönüllerinizi kazanmaya geliyorum, onu söyleyeyim. Bu kentte yaşayan herkesin gönüllerini kazanmaya geliyorum. Ve bu hiç zor değil. Çünkü hiç kimseye ön yargım yok. Ben AK Partili hemşerilerime, AK Parti'ye oy vermiş hemşerilerime, dostlarıma ki bana da oy vermiş AK Partililer olduğunu biliyorum. Bu gayet doğal. Şuna inansınlar ki asla ve asla kendilerini kenara itilmiş, hizmette ikinci sınıf, üçüncü sınıf muamele görecekleri bir sistemi görmeyecekler. Bazıları geçmişte dile getirmiş olabilirler. Yani şu anda bu şehri yönetenler elbette oy vereceğim, oy verenlere hizmet yapacağım demiş olabilirler ve bu zihinleri de yer etmiş olabilir ama biz o kültüre, o ahlaka sahip değiliz. Biz asla böyle bir şeyi kabul etmeyiz, yapmayız, yaptırtmayız. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanları var. Çalışanlarına da burada birkaç şey söylemek istiyorum. Çalışan memnuniyeti bir kurum için en önemli unsurlardan birisidir.
Hele böyle bir koca kenti yönetiyorsanız, çalışanların kendini o kuruma ait hissetmesi, bir şehre hizmet etmenin kutsallığını anlayabilmesi ve kendini adaması çok önemlidir. Şunu ifade edeyim. Hiçbir çalışanımın kendini bana adamasını hiç istemedim. İstemeyeceğim de. Zira siyasiler oyla gelir, oyla gider. Bugün vardır, yarın yoktur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanları kalıcıdır. Onlar o kurumun kalıcı unsurlarıdır. Ben alın terine, emeğe çok değer veren birisiyim. Kutsallığına inanan birisiyim. Bu yüzyılın en önemli unsurlarından birinin insan kaynakları yönetimi olduğunu bilen birisiyim. Ben insan kaynakları master'ı yaptım. Bununla da övünüyorum. Çünkü bu alana inanan birisiyim. Bakın 16 milyonluk bir şehri yönetmek de insan kaynağıyla olan ilişkinin aslında bir parçası. Dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nda çalışan herkes yaşamına, verdiği oya, koşullarına hiçbir şeye bakmaksızın müjdeliyorum ki alın teri akıtan, çalışan herkesin yeri başımın üstüdür. Ben onlara hükmetmeye gelmiyorum. Ben onlarla ortak çalışmaya, ortak akılla bu şehre ortak çabayla hizmet etmeye geliyorum. Gönüllerini rahat tutsunlar. Gönüllerini ferah tutsunlar. Benim elimin sıcaklığını hissettikçe, benim yüreğimin sıcaklığını hissettikçe benimle çalışmaktan çok büyük keyif alacaklar. Görecekler ki aslında adamcılıktan, partizanlıktan çok yorulmuşlar. Farkına varacaklar benimle çalışmaya başladıklarında. Ve özellikle sosyal hakları, sosyal güvenceleri noktasında en üst seviyede bizim dönemimizde haklarına kavuşacaklar. Zira biz öyle bir kültürden geliyoruz. Ben sendikal haklarını koruyarak onların özellikle asgari ücretle çalışan İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına vaadimizdi, tekrar ifade edeyim, en düşük ücret 2200 lira olacak. Dolayısıyla biz Büyükşehir Belediyesi'nde en düşük asgari ücretin 2200 lira olduğu bir süreci başlatmış olacağız. Bu bizim seçim sahası taahhüdümüzdü. Tekrar duyurmuş olayım. Tek bir şüphe duymasınlar. Yol arkadaşlığım onların anılarında hep çok güzel bir yol arkadaşlığı olarak kalacak. Söylemiştim, tekrar söyleyeyim. Zoraki mitinge gitmek yok. Kimseyi zoraki mitinge yollamayacağım. Söz, taahhüt, seviyorsa gelsin. Sevmiyorsa gelmesin kardeşim. İki, kadın çalışanlarına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kendi belediyende izin verdim, burada da izin vereceğim. Üç, birçok sosyal yaraya temas eden koşulları tekrar toplu iş sözleşmelerine koymayı da buradan taahhüt ediyorum. Yani dolayısıyla ben gündemim olarak bunları konuşmak istiyorum. Yani basın toplantısı yaparken de İstanbul'un, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanlarının sorunlarına temas etmek istiyorum. Zira gündemimiz bu olmalı. Ama ister istemez sizi bazı gündemlere çekenler de oluyor. Rakibimizin bugün konuşmasında çok önemli bir cümle dikkatimi çekti ve beni üzdü. Türk halkının sinirlerini sakın bozmayın. Ya benim sayemde millet gülüyor şu anda, herhalde farkında değiller ya. Ben İstanbulluya huzur getirdim. Gülümsemem insanların yüzünü güldürüyor. Ve inanın bundan mutlu oluyorum. Çocuklar bana koşarak sarılıyor. Yani bu benim sorumluluğumu arttırıyor. Onu da söyleyeyim. Bu bir böbürlenme değil. Mutluluğumun tarifi yok. Onun için biz kimsenin sinirini bozmayız. Sinirini bozan unsurlarla mücadele ederiz. Örnek mi istiyor? Keşke gece boyunca bu ülkenin sinirlerini bozan Anadolu Ajansı'na tek bir cümle söyleseydim be Sayın Yıldırım. Keşke tek bir cümle. Keşke müdahale etseydiniz. Sabahın körüne kadar bugün dedi ki bana 7 yaşındaki çocuk,
Başkanım sabaha kadar uyumadım. Kuzum sen niye uyumadın dedim ya. Yani merak ettim dedi. Bir diğeri de uyanır uyanmaz babasına demiş ki baba seçildi mi İmamoğlu? 6-7 yaşlarında düşünebiliyor musunuz? Sinirlerini biz bozmayız merak etmeyin ama mücadelemizi veririz. Dolayısıyla yanlış yapmayın. Kabine üyeleriyle, sayın bakanlarla siz niye toplantı yaparsınız? Artık biz eşit koşullardayız. Yani evet geçmişte bu ülkeye hizmetler yapmış olabilirsiniz. Bakanlık, başbakanlık, meclis başkanlığı ama bitti hatırlatırım size. Bitti. Yani siz İstanbul'a adaydınız ve bitti. Dolayısıyla benim istirhamım lütfen yetkilerinizi kullanırken dikkatli olunuz. Bu ülkenin sinirlerini bozmak gerçekten benim işim değil. Başka sinir bozucu bir şey daha söyleyeyim mi? Yani genel başkan yardımcısı bu ülkenin en şaibeli seçimi diye bu seçimi tanımlayabiliyor. Ne acı. Yani bunu biz desek muhalefet dedi derler. Derler. Aslında yazar. Muhalefetin de hakkıdır. Ama bir iktidarın üyesi, bir partinin genel başkan yardımcısı, yani bütün kurulları atayan, sistemi yöneten, güvenlik tedbirlerini alan, her hususun başındaki yetkilerin sahibi olan bir partinin genel başkan yardımcısının bunu söylemesi kadar trajikomik bir şey herhalde olamaz. Dolayısıyla niçin tek bir cümle bununla ilgili kurmadınız Sayın Yıldırım? Üzülerek takip ediyorum. Dolayısıyla bu kişi seçime birkaç gün kala en güvenli seçimi yaşayacağız diyen kişi kime konuştu? Şimdi kime konuşuyor? Sinir bozucu şeyler varsa inanın bunlar. Ben Sayın Yıldırım'ın bu konulara dikkatini çevirmesi ve özellikle bu hususlarla ilgili açıklama yapmasını bekliyorum. Takmışlar kendini belediye başkanı diye tanımladı ve hani bu sürece dair yorumlar yapıyorlar. Ya Sayın Yıldırım çok özür diliyorum ama ya 3000 oyla kazandığınızı topluma o gece ilk açıklayan sizsiniz. Yapmayın. Biz sabırla bekledik. Sabırla ters giden bilgi alma sürecimizin düzelmesi için bekledik, mücadelemizi verdik. Burada tek tek evraklar üzerinden açıklamalarımızı yaptık. Toplumu bilgilendirdim. Başka var mıdır bilmiyorum. Sordum arkadaşlara Guinness rekorlarına bakın diye bir günde 15 tane basın toplantısı hem de canlı yayında benim dışında yapan var mıdır? Yani belediye başkanı olmadan ödülleri toplamak istiyorum. Guinness'te rekorlar bundan birini almayı istiyorum. Arkadaşlar basın toplantısı. Yani biz süreci ahlaklı, nitelikli ve gerçekten insanların bilgi alma özgürlüğünün iyi işlemesi noktasında hep duyarlı yönettik. Ama siz bunu yaptınız. Bununla da kalmadınız. Büyükşehir Belediyesi'nin tüm mecralarını, üst geçitler, binalar vesairelerin tamamına afiş astınız. Ve bugün diyorsunuz ki biz 25 belediye kazandık. 25 belediye kutlayamaz mıyız? Sizi uyarıyorum. Kutlamayı yaptıysanız 25 belediye, o 25 belediye başkanı ki onlarla ben çalışacağım artık. O kardeşlerim, o arkadaşlarım, o sevgili başkanlarımıza haksızlık yaptınız. Çünkü her ilçeye keşke sizin değil de onun fotoğrafını asaydınız. Bir başka şey, tek konu anladığım kadarıyla, tek konu atamın manevi huzurunda deftere yazmış olduğum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yazım. Herhalde bu biraz sıkıntı yarattı. Yaratmasın, çünkü ben dayanağım Yüksek Seçim Kurulu'nun sayfasında gösterdiği sayılar üzerinden ve kendi tutanaklarımız üzerinden elde ettiğimi düşündüğüm hakkımın orada beyanıdır.
Ama esas bunun kalemle kağıda dökülmesi az önce sizin yaptığınız uygulamaların karşılığıdır, onu da söyleyeyim. Tabii ki bu süreç uzamasını istemiyoruz. Hukuka ve anayasaya inanıyoruz. Bir oyla bile seçimi kazanmanın önemini biliyoruz. Bizim 20 bin aşan oy farkını küçümserken 3 bin oyla kendinizi açıklıyorsunuz. Ama ben de size bir tecrübenin, önemli bir tecrübenin sözünü hatırlatayım. Sayın Devlet Bahçeli'nin bir oyla bile kazanırsanız kazanmışsınız demektir sözünü size hatırlatayım Sayın Yıldırım. Değerli dostlarım, bir başka şey, süreç uzuyor. Dediğim gibi haktan, hukuktan yanayız, anayasal uygulamalardan yanayız. Elbette ki Yüksek Seçim Kurulu'nun uygulama maddelerinden yanayız. Yüksek Seçim Kurulu'nun sürecin uzamaması noktasında yoğun çalıştığını da biliyoruz. Devlet memurlarıyla, ilçe seçim kurulundaki sorumlularla, hakimlerle. Ama lütfen, lütfen süreci toparlayınız artık. Süreç bellidir, ortadadır. Yani biz demiyoruz ki bizi de 2014'te itirazlar sürerken hem de 30 bin oy farkla Ankara'daki adayın başkanlığının kesinleştiği gibi pat diye açıklayın demiyoruz. Onu açıkladınız. İtirazlar sürüyorken hem de 30 bin oy. Bugünkü oy farkına yakın. Bunu da demiyoruz. Sayımlar vesaireler hiçbir şeyde karşılığı olmayacak sayımlar ki onu da belirtmek isterim. Somut olan her itiraz hakkına saygı duyarız. Bizim de var. Biz asla itirazlara karşı gelmedik ama soyut itirazlar doğru değildir. Öyle bir derin kuyuya döner ki oyun içine girer bir daha çıkamazsınız. Buna söyledik sadece. Dolayısıyla somut itirazlar, maddi hatalar düzeltilsin ama biz bu şehrin 16 milyon insanının iradesine saygı duyan, 16 milyon insanının iradesi ve kararının dışındaki hiçbir karar ve hiçbir kutlamanın da bizim için önemi olmadığını özellikle belirtmek istiyorum. Ben onu bekliyorum. Son olarak orada şunu eklemek isterim. Dünya bizi izliyor. Demokrasi adına hızlı hareket edelim, bu karar netleşsin derken herhalde başka şeyler algılandı. Efendim biz orada burada tebrik edilmişiz. Benim tek duyduğum tebrik, ki doğaldır, olabilir, Türkiye'de birinci parti çıkmıştır, Sayın Cumhurbaşkanı'na gelen resmi tebrikler dünyanın farklı ülkelerinden. Bana gelen bir tebrik yok. Ama inşallah seçildikten sonra dünyanın her kentinden tebrik alacağımı da şimdiden duyuyor gibiyim. Dolayısıyla o konudaki eleştiriyi de kabul etmediğimi söylemek istiyorum. Son olarak süreç toparlanmak üzere olduğunu görüyorum. Evraklarımızla, belgelerimizle, çalışma arkadaşlarımızla, seçim kurullarında süreci takip eden çalışma arkadaşlarımızla, gönüllülerle, vatandaşlarımızla beraber hareket ediyoruz. Milletvekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız süreci takip ediyor. Her şey gözümüz ve kontrolümüz üzerinde. Süreci daha fazla dillendirmeden, konuşturulmadan başlatalım. Ben bu kente çok iyi hizmetler yapacağımı şimdiden hissediyorum. Enerjimin yüksekliğini şu anda hissediyorum. Yani 7/24 çalışmak derken 7/24 ben bu seçim işlerini ayırmak için dememiştim. Bir an önce 7/24 İstanbul'un sokaklarına ve caddelerine açılmak istiyorum. Bu sürecin sağlıklı bir şekilde bağlanması için Yüksek Seçim Kurulu'na olan güvenimizi beyan etmiştik. İstirham ediyorum bu süreç bir an önce toparlansın. Son olarak tekrar söylüyorum, söyleyeceğimi de ifade etmiştim. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu sürece mutlaka katkı sunmalıdır. Ve bu sürecin normalleşmesi Türkiye'nin ekonomisinden Türkiye'nin iç huzuruna kadar önemli bir katkıdır. Bu katkıyı sunarlarsa bir yanda Sayın Cumhurbaşkanı aldığı yetkiyle 2023'ün Haziran'ına kadar şu anda yoğun bir ekonomik sorunla ve birçok konuyla daha yakından ilgilenme fırsatını bulacaktır. Bizler İstanbul olmak üzere başta Ankara, İzmir ve diğer kentlerimizde
bir hizmet yarışı yapalım. Ülke normalleşsin. Çocuklar, gençler, kadınlar, herkes kim daha hizmet yapıyor baksın. Bilimi konuşalım, gelişmeyi, üretmeyi konuşalım. Tarımı konuşalım, sanayiyi konuşalım. Güzel kentleşmeyi konuşalım. Parkları, yeşil alanı konuşalım. Bu şehrin yaratıcı insanlarının daha faydalı olacağı ortamları var etmeyi konuşalım. Bunları konuşalım. Normalleşsin ülke. Ya maçlarda bile daha keyifli maç izleyeceğiz, göreceksiniz. Ayrışmalar bir kenara gidecek. İnsanlar daha çok selam verecek. Ben bunu görüyorum, hissediyorum. Yaşatacağız bunu bu ülkeye. Onun için Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Recep Tayyip Erdoğan, lütfen bu sürece katkı sununuz ve bu süreci toparlayınız. İstirham ediyoruz. Tarihi bir vazife olduğunun altını çizmek istiyorum. Bitecek, süreç iyi bir şekilde başlayacak ama uzaması can sıkıyor. Bazıları gerekli gereksiz laflar ediyor, yazıyorlar, çiziyorlar. Bunlara fırsat tanımayalım, hizmeti konuşturalım, hizmeti koşuşturalım. Bu duygularımı paylaşmak için günün son basın toplantısını bu şekilde yapmak istedim. Katılımcılara teşekkür ediyorum. Soru alacağız arkadaşlar. Lütfen sessiz bir şekilde basın toplantısını takip etmeye devam ediniz. Buyurun. Özür diliyorum. Sorular kendinizi tanıtarak olursa sevinirim. Tabii. Yani her ilçedeki sayımla ilgili anlık raporlar alıyoruz. Şu anda orada daha önce pek de uygulamalarda olmayan geçersiz oyların tekrar açılıp sayılması ile ilgili bir süreç söz konusu. Birbirine çok yakın değerler çıkıyor. Yani işte bize 10 çıkıyor, karşı tarafa 7 çıkıyor ya da karşı tarafa 25 çıkıyor, bize 10 çıkıyor. Genelde yani o geçersiz oyların %1 ile 2 arasında bir kriterde artı eksi değerler oluşuyor. Günün sonunda neticeye tesir edecek bir değere sahip değil. Bu çok net, önümüzde bilgileri takip ediyoruz. Simülasyonunu da yapıyoruz. Bunu sadece şu an söyleyebilirim. Zaten aynen öyle. Yok ve daha enteresanı zaten birçoğu anlık YSK'nın sayfasına da giriliyor. Yani sonucu belirlenmiş sayılar YSK sayfasına da giriliyor. Oradan da görme şansınız var. Dolayısıyla hani zaten farkındaysanız İstanbul'u yönetme anlayışıyla konuşmamın da karşılığı bu. Ben bir oyun, karşı tarafa verilen bir oyun bana geçmesini asla kabul etmiyorum, ilk gün söyledim. Benim de bir oyumun karşı tarafa geçmesini istemiyorum. Bu süreçte şu anda 2019 yılında Türkiye'deki seçim sisteminin zaten bu şekilde tartışılması büyük bir hata. Bunun düzeltilmesi lazım. Ben tavsiye ediyorum. Kurullar oluşsun, seçim tecrübesi olan insanlar devreye girsin. Hemen bu seçimden sonra tavsiye ediyorum ve duyuruyorum. Hükümet yetkilileri, Yüksek Seçim Kurulu'nun önderliğinde tavsiyeler toparlansın. Anayasa düzenlenmesi konusunda işbirliği yapsınlar. Bitirelim artık şu seçime olan güvensizliği. Yani geldiğimiz noktaya bakar mısınız? Süreci yöneten genel başkan yardımcısı bile şaibeli diye açıklama yapabiliyor. Haydi bakalım. O bakımdan sürecin sonucu değiştirecek tek bir kavramı yoktur. O açıdan bir an önce neticelenmesini bekliyoruz. Peki buyurun, sonra size şey. Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarını dinledik. Ekrem İmamoğlu'na bir sansür uygulamadık. Onun da altını çizelim. Çünkü sorular başladı. Yaklaşık 30 dakikalık o açıklamasını, önemli mesajlarını verdik. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hasan Seymen bizimle birlikte.
Kendisi de çok önemli mesajlar verecek. Sabırla bekledik. Hatta Sayın İmamoğlu'nun çok dikkat çekici bir cümlesi vardı. Onu da aktarayım. Dünya bizi izliyor dedi ama Sayın Sayın şunu söyleyeyim. O kadar az televizyon verdi ki. Yani o yüzden evet, biz de biraz uzun tuttuk. Affınıza sığınıyoruz. Çok kritik bir gündem. Sayın İmamoğlu'nun mesajlarını ve ortaya koyduğu bu fotoğrafı, artık uzatmayın bu süreci ifadesini, Sayın Cumhurbaşkanı'na çağrısını, ardından da işte o gece 3 bin oyla kazandık diyen sizdiniz, biz 20 küsür bin oyla sonucu ortaya koyduk mesajları. Bunların hepsini alt alta koyduğumuzda nasıl buldunuz? Siyasette olması gereken dil bu. Son derece güzel ifade etti. Aslında benim de söyleyeceğim birçok şeyi Sayın İmamoğlu söyledi. Bu süreç hukuk çerçevesinde işlemesi gereken, il ve ilçe seçim kurullarında işlemesi gereken, Yüksek Seçim Kurulu'nda işlemesi gereken bir süreç. Yani bunun bu kadar medyanın önünde yaşanması, özellikle AK Parti Genel Başkan Yardımcısının Ali İhsan Yavuz'un ifadesini söyledi Sayın İmamoğlu. Son derece haklı, %100 katılıyorum. Yani bu seçim tarihinin en büyük şaibelerinden birisidir ifadesi. İşte bize çekilen operasyon ifadesi. Bunlar kabul edilebilir ifadeler değil. Ama bu noktada da hemen akıllara böyle 2014 seçimleri geliyor. Yani 2014 tabii, seçimlerinde de muhalefet benzer cümleleri kurmuştur. Yani işte şaibe var, operasyon çekiliyor ama itirazlar kabul edilmiyor. Muhalefetin bunları söyleme hakkı var. Şimdi biraz önce Sayın İmamoğlu söyledi. Çok tekrara girmek istemiyorum. Süremiz de kısıtlı. Ama yani iktidar sizin elinizde. Memurları siz atıyorsunuz. Sandığın başındaki müşahitleriniz var. Bütün sistemi siz kuruyorsunuz ve işletiyorsunuz. Yüksek Seçim Kurulu'nun üyelerinin görev sürelerini bir yıl uzatıyorsunuz. Anayasa Mahkemesi'ne kadar gitti hatta o evet, konu. Ve ondan sonra dönüyorsunuz, diyorsunuz ki bu seçimde şaibe var. Şaibe ne zaman var? Sayın İmamoğlu dinlemeye başlamadan önce söylediğim gibi şaibe aslında bizim açımızdan var. Neden var? İşte dediğim gibi Uşak'ta, Balıkesir'de ilçe seçim kurulları aynı talepleri reddederken Ankara'da, İstanbul'da İktidar Partisi'nin taleplerini kabul ediyor. Aslında şaibe burada. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'na mesajı da çok güzel. Aynı mesajı ben de veriyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın burada çıkıp ilçe seçim kurullarına, il seçim kurullarına nasıl bazen yargı ile ilgili söylememesi gereken şeyleri söylüyor ya Sayın Cumhurbaşkanı, burada bu süreçlerin usulüne uygun götürülmesi gerektiğini, herkese eşit davranmanın esas olduğunu söylese yetecek gibi geliyor bana bu insanlar açısından. Maalesef bir korku var çünkü ülkede. Bunu kabul etmek lazım, açıkça itiraf etmek lazım. Yani öyle olmasa niye onların müracaatları, aynı şekilde yaptıkları müracaatlar kabul edilsin? Siz bir şey eksik mi bırakıyorsunuz? Hiçbir yani, şeyi eksik bırakmıyorum. Özellikle şunun altı çok çizildi. Yani seçim kanununda, hukukta yıllardır işte seçim yapan bir Türkiye'de itirazların nasıl olduğu belli ifadesi. Kesinlikle. Yani bir somut delil ortaya koyun ve bize itiraz edin. Siz somut delil mi koyamıyorsunuz? Kesinlikle tüm somut delilleri ortaya koyuyoruz. Bakın İstanbul'da tekrar sayım kararı verilen bir takım kararlarda aradaki oy farkının çok düşük olması ifadesi yer alıyor. Dolayısıyla tekrar sayılması gerektiği. 21 oya inmiş Manisa Yunus Emre'de aradaki oy farkı. 7 oy farkıyla kaybettiğimiz Denizli Baklan var. Yani buralarda hem vatandaşın vicdanını rahatlatmak. Yani şunu ifade edelim. Bir oyla kaybediyorsak bir oyla kaybedelim. Yani vatandaşın iradesine saygımız sonsuz. Hakkıyla kaybedelim ama vicdanımız ve gönlümüz rahat olsun. Biraz önce Erdek örneğini verdim. Bizim amblemimizle o mührün örtüşmesinden dolayı geçersiz sayıldığını. Şimdi bu Balıkesir gibi, Uşak gibi yerlerde sonucu değiştirebilecek şeyler bunlar. Dikkate alınmıyor mu kesinlikle? Yani şimdi ilçe seçimde... İlçe seçim kurullarında dikkate alınmadı. İlçe seçim kurulları reddedildi. Şimdi il seçim kurullarına itiraz ettik. Evet, il seçim kurullarından umudumuzu muhafaza ediyoruz. Ama umutsuz cümleler kuranlar oldu. İstanbul örneğini yine vereceğim. Çünkü il seçim kurulu dün sayımları durdurdu. Sanırım gece saat 23.30 sularında da YSK toplandı. Evet. O umut bir anda başka bir şeye evrildi. Evet. Gene benzer süreçler olur mu? Yani YSK'nın tarihinde var mı öyle hemen 23.30'da toplanalım, bir yeni karar alalım, gece 2.30'da açıklayalım. Yani bugün, çok mu hayatidir yani, hemen bugün, mi alınması bugün lazım? Bugün Binali Bey'in açıklaması yok muydu? Bu acele niye, bu telaş niye diye falan. İşte aynı şeyi Yüksek Seçim Kurulu'na söylemek lazım. Bu telaş niye? Yani hukuk herkese lazım. İktidar partisi hukukun kendine de lazım olduğunu bu seçimde hatırladı.
Ama bunu kullanırken herkese eşit olarak kullanılmasının doğru olduğunu da hatırlaması lazım. Yani bir seçim daha mı lazım o zaman? Umarım gerekmiyordur. Neden? Vatandaş bu seçimde iktidar partisinin kulağını gayet güzel bir şekilde genel başkanımızın ifadesiyle çekti, kızarttı. Terlik hedefini buldu. Buldu. Yani bu acı orada tazeyken bunun gereğini iktidar partisinin yapması kendi lehine olur. Niye yapmıyor olabilir? Yani şimdi Sayın İmamoğlu böyle üstü kapalı mesajlar verdi. Ankara'da gelen bazı iddialar var. Sosyal medyaya gelen bilgiler var. İşte araçlar bir yere götürülüyor. Yok işte belgeler var. Onlar işte bir şeyler yapılıyor şeklinde. Mümkün müdür böyle bir şey? Onun için bence, yapı zamanı yayılıyor mudur? Bence mümkündür. Bugün örneğin bana birkaç yerden hatta görüntü gönderdiler. Büyükşehir Belediyesi'nin iş makinalarının AK Parti tarafından kazanılan ilçelere kaçırıldığına ilişkin, devredildiğine ilişkin. Yani bunlar çirkin söylentiler, çirkin iddialar. Olmaması gereken. Süreç uzadıkça bu iddialar da çoğalacak ister istemez. Yani şu, bu iş makinaları, bu imkanlar daha önce de Ankaralı'ya hizmet ediyordu. Mansur Yavaş Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra da Ankaralı'ya hizmet edecek. Yani dolayısıyla Ankaralı'ya hizmet edemesin, belediye çalışamasın, belediye imkanlarını kısıtlayalım tavrı, tarzı o bir kere çok büyük haksızlık Ankara halkına. İstanbul'daysa İstanbul nerede yapılırsa yapılsın. İkincisi, yani siz ne kadar bunları devrederseniz edin, ne kadar saklamaya kaçırma çalışırsanız çalışın, devredemezsiniz, kaçıramazsınız. Gene hukuk karşınıza çıkar. Yapılan ayıplar varsa, usulsüzlükler varsa bunlar da mutlaka ortaya çıkar. Yani korkunun ecele faydası yok. Seçimin sonucunu herkes kabul etmeli. Yüksek Seçim Kurulu, İl Seçim Kurulları, ilçe seçim kurullarına müdahale edilmemeli. Bunlar her müracaatı hukuka uygun olarak değerlendirilmeli ve hakkaniyetli kararlar vermeli ki vatandaş bu seçimin sonucunda kalben rahat olsun. Kendi oy verdiğinin kazandığını, vermediğinin kaybettiğini görsün. 2014 ile ilgili bahsettiğimizde şimdi önümde bir not vardı. Onu okuyordum. Size onu hatırlatayım hemen. 2014 yılında AK Parti kurmaylarının çok sert ifadeleri var itirazlardan sonra. Deniyor ki YSK'nın karar süresini geciktirecek nitelikte yapılan delilsiz itirazlara itibar etmesi YSK'nın itibarına gölge düşürür ve belirsizliği arttırır. Evet. Yani dündü, bugün çünkü bugün ifadesi... Çünkü onlar o gün kazanmıştı. Bakın 2014'te İstanbul'daki geçersiz oy sayısı 422.667. Neredeyse bugünkünün iki katı, bir buçuk katı. Evet, evet. Dolayısıyla o gün bu itirazları haksız gören AK Parti bugün kendisi aynı itirazları yapıyor. İşte diyorum ya, hukuk herkese lazım olacak bir gün diye. Ankara'da 11 ilçeden bahsettiniz. Oradaki süreç nasıl işleyecek? Yani iki ilçede mi tamam sayılacaktı? Yoksa İstanbul'da. Peki, İstanbul, o kadar hepsi birbirine karıştı. Evet, hangisi İstanbul'da, Çatalca, Silivri ve Kartal'da tamamı sayılıyor. Diğer 15 ilçede geçersiz. Tamamının sayılması ne sebeple, yani ne gerekçeyle tamamı sayılıyor? Sonuçta işte az önce bahsettiğimiz kurulda itirazlar oluyor, tutanaklar tutuluyor. Evet. Sandığın tamamı nasıl sayılıyor? Evet. Neden sayılır yani? İşte demek ki o kadar rahatsız oldular ki sonuçtan. Bu sandığın, şimdi sandığın tamamının sayılabileceği durumlar var. Seçimin iptalini gerektiren durumlar çıkabilir. Daha önceden 2014'te biliyorsunuz Yalova'da yaşandı. Evet. Seçim iptal edildi. Orada bir oy bir oraya gitti, bir oraya gitti. Evet, tekrar oldu. Dolayısıyla bunlar olabilir ama bakın, 3 ilçede oyların tamamının sayılması, 15 ilçede geçersiz oyların sayılması, 11 ilçede geçersiz oyların sayılması. Bunları ilçe seçim kurulları bu kararları verdiler ve saydırıyorlar. Bu gerçekleşiyor şu anda. Ve İstanbul'da görüyoruz ki sayıldıkça Sayın İmamoğlu'nun oyu artıyor. Önemli olan bizim yaptığımız, yani Millet İttifakı'nın yaptığı itirazların reddedilmesi. Yani bir tarafta aynı gerekçelerle, hatta daha az gerekçeyle yapılan itirazları seçim kurulları kabul ediyor ve sayım yapıyor. Ama ben çok yakından takip ettiğim için, örneğin Uşak'ta, örneğin Manisa'da, örneğin Balıkesir'de bizim yaptığımız itirazlar İlçe seçim kurulları tarafından reddediliyor. Yani şey mi diyorsunuz, iktidar ben mağdurum deyince o mağduriyet giderilsin diye adım atılıyor. Muhalefet ben mağdurum deyince mağduriyet evet, yok evet, deniyor. Evet, evet. Neden? Çünkü orada onlar kazandı. Ve o kazandıklarını muhafaza etmek için her türlü baskıyı oluşturuyorlar. Ama kaybettikleri yerde o kayıplarını gidermek için, onu hazmedemedikleri için de her türlü baskıyı oluşturuyorlar. Buna ben il seçim kurullarının
ve özellikle Yüksek Seçim Kurulu'nun izin vermeyeceğine inanıyorum. Yani bu inancımı korumaya, muhafaza etmeye mecburum bir hukukçu olarak. Bunu da talep ediyorum. Sayın İmamoğlu'nun söylediği gibi Sayın Cumhurbaşkanı'ndan da bu sürecin biraz önce, bir an önce adaletli bir şekilde sonuçlandırılması için de ön almasını talep ediyorum. Şimdi tabii ki herkes kendi doğrularıyla ya da haklı gerekçeleriyle yola devam edecek ama ben sıradan bir seçmenim. Ben de gittim 31 Mart'ta işte kendi dünya görüşümle ya da projelerini beğendiğim adaya oyumu verdim. Şimdi evde oturuyorum. Diyorum ki ne oluyor yani süreçleri de sizin gibi hukukçu değilim, seçim işlerini çok bilmiyorum. Ve diyorum ki tam kazandım, kazanmamışım. Yok kazanıyorum. Yani bu yani ben ne çıkarım yapmam lazım? Şimdi bizim seçmenimiz işte Türkiye'de 56 milyon seçmenden bahsediyoruz. Yani ne düşünsün şu an? Şimdi bu döner işte, mi işte atıyorum İstanbul'u kazanan CHP için ve İYİ Parti için bu döner mi? Ya da Ankara'yı kaybeden AK Parti için Ankara oraya döner mi? Yani ne olur? Herkes bunu merak ediyor. Bakın ben partinin seçim işleri başkanı olarak itiraz edeceğimiz yerleri nasıl tespit ettim? Dedim ki %3'ün altında oy farkı varsa iki parti arasında kazananla ikinci parti. Evet. Çoğu yerde İYİ Parti ikinci parti konumunda. Varsa bunları önce kendimiz inceleyelim. Çünkü bizim kendi sistemimiz de son derece sağlıklı çalıştı. Eğer fark buluyorsak neden bunu yapıyoruz? Şimdi ıslak imzalı tutanak bizim elimize geliyor. Kendi teşkilatlarımızdan aldığımız sonuç da geliyor. Bunu bilgisayar karşılaştırıyor. Bir anomali tespit ederse bizi uyarıyor. Biz oralarda itirazlarımızı yapıyoruz. Ve bu itirazlarımızı yaptığımız, incelettiğimiz yerlerde örneğin işte biraz önce de söyledim Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde 61 oy farkını tespit edip itiraz ettiğimizde sadece maddi hata ile tespit etti ilçe seçim kurulu ve bu 21'e düştü. Yani 40 tanesi bir anda 40 tanesi bir anda İYİ Parti'ye geri döndü. Size doğru yazıldı. Bize doğru yazıldı. Şimdi 21 oy farkı olan bir sandıkta bir seçim sonucunda el değiştirme 10 oyla gerçekleşiyor. Tabii 21 diye bakmamak lazım. Çünkü 11 bu tarafa geçti mi öbürü kazanıyor. Bu mesela Balıkesir'de 900 oy. Yani 450 oy geçtiği takdirde el değişiyor. Şimdi Erdek'te diyorum ki sadece mühürün üzerine basıldığı için 9 oy geri geldi. Bakın yüzlerce sandık var. Bu hata bir sürü sandıkta yapıldı. Biz bundan eminiz. Diyoruz ki bunlar öncelikle geçersizler tekrar sayılsın ve bunu kabul etmiyor ilçe seçim kurulları. Şimdi yarın Balıkesir İl Seçim Kurulu bunu değerlendirecek. Aynı şey Uşak'ta daha az farkla geçerli. Orada da İl Seçim Kurulu yarın buna karar verecek. Dolayısıyla yapacakları şey vatandaşın seçmenin vicdanını rahatlatıp şaibeleri burada, ortadan kaldırmak. Ama burada yorumlar var, inanılmaz yorumlar seçim sonuçlarıyla ilgili. Sandıktan darbe çıktı gibi yorumlar yapılıyor. Yani bu yorumları da bir kenara bırakamayız herhalde. Yani çok çok ayıp bu. Yani AK Parti açısından son derece ayıp. Yani İmamoğlu da söyledi, ben de söyledim, iktidar elinizde. Sandık başkanları, sandık başkan yardımcıları, sizin memurlarınız her sandıkta mutlaka hem sizin hem küçük ortağınızın sandık görevlisi var, müşahitiniz var, okul sorumlunuz var. Yani sizin kazandığınız seçimlerde darbe olmuyordu da muhalefete ve gene birinci partisiniz. Baktığınız zaman seçim sonuçlarına. Zaten Cumhurbaşkanı da o gece onu söyledi. Yani bu darbeler büyük şehirlerde oldu da ilçelerde niye olmadı? Böyle bir imkan vardıysa elinde bu darbeyi yapmaya niyetlenen kişilerin niye ilçelerde bu darbeler olmadı? Yani bunu yapmaya niyetlenen her yerde yapar. Yani seçim sonuçları bakın işte Balıkesir gibi, Uşak gibi, Yunus Emre gibi ne bileyim bizim itiraz ettiğimiz diğer ilçeler gibi küçük yerlerde, küçük oy farkı olan yerlerde şey yapabilir. Dönme imkanı olabilir. Bahsettiğiniz rakamlardan evet o gözüküyor. Bunun örnekleri de var. Ama şimdi Ankara'da bu kadar oy farkı varken, İstanbul'da 23 bin oy farkı varken bunun döneceğini iddia etmek, 3 bin oyla kazandığınızı iddia edip çıkacaksınız, belediye başkanlığınızı açıklayacaksınız, 20 küsür bin oy farkla
karşı tarafın kazandığı ortaya çıkacak. Onun Anıtkabir'de belediye başkanı yazmasını içerleyeceksiniz. Ya Yüksek Seçim Kurulu'nun sitesini açtığınızda İmamoğlu'nun kazandığını görüyorsunuz devletin resmi sitesinden. Kesinleşmemiş bir sonuç var ortada. Tabii ne yapacak yani o ziyarette? Ne sıfat kullanacak? Yani siz kullanırken bunu ilan ederken 3000 oyla haklısınız. Afişlere de işaret etti. Öncesinden bir o da tabii büyük bir kendine özgüven. İşte sonucu bu oluyor. Yani afişleri yapıştıracaksınız. Teşekkür edeceksiniz. Kazandığınızı, belediye başkanı olduğunuzu ilan edeceksiniz. Sonra devletin resmi rakamlarıyla adaylığı neredeyse kesinleşen kişinin bu sıfatı kullanmasına rahatsız olacaksınız. Siz seçim işlerinden sorumlusunuz. Herkes Anadolu Ajansı'ndan şikayet ediyor. Niye ediyorsunuz? Niye ediyoruz? Çünkü şöyle daha ne yapsınlar yani Türkiye'nin en ücra noktasından size seçim sonucu getiriyorlar yani. Evet, iktidar partisini %90'lardan başlatıyorlar her seçimde. O %90'lardan başlatılması bizim sandık görevlilerimizde öğrenilmiş çaresizliğe yol açıyor. İnsanlar sandıkları bırakıyorlar, hayal kırıklığına uğruyorlar, dönüyorlar evlerine gidiyorlar. Sonra o sandıklarda istediğiniz gibi at oynatıyorsunuz, istediğiniz gibi operasyon yapıyorsunuz. İşte operasyon çekiliyor diyorlar ya, şimdi benim hiç aklıma operasyon çekilmesi veya çekme gelmiyor. Ama demek ki birileri operasyonlar çektiler, şimdi kendilerine operasyon çekildiğini düşünüyorlar. İnsan karşısındakini kendisi gibi görür. Operasyon falan çekilmedi kimseye bu seçimde. Bu seçimde operasyon çekilmesi İYİ Parti tarafından engellendi. Dolayısıyla seçimin sonucunu tekrar tekrar ifade ediyorum. Herkes kabul edecek. İlçe seçim kurulları, il seçim kurulları kendi haline bırakılacak. Yüksek Seçim Kurulu adil olacak ve vatandaşın kalbini rahatlatacak, gönlünü rahatlatacak, kafasını rahatlatacak, sandığa güveni, seçime güveni, demokrasiye güveni ortadan kaldırmayacak bir sonuç vatandaşın önüne konmak zorunda. Şunu sormazlar mı mesela ilçede ya da il seçim kurullarında? Ya sandık kurulunu oluşturduk, orada itirazlar oldu, el kaldırıldı, orada geçersiz sayıldı. Ya da geçersiz sayılmasına dönük olarak da bir tutanak tutulup itirazını ortaya koymadın. Şimdi niye geldin denmiyor mu? Deniyor. Bunların hepsi deniyor. Deniyor ama dediğim gibi diyen kulaklar kim? Kulaklar var duymuyor mu? Diyen kim ona bakılıyor. Yani kim talep ediliyor ona bakılıyor. Zaten baştan beri konuştuğumuz acı olan da bu. Yani buna bakılmaması gerekir. Bakın hukukun üstünlüğü olmayan yerde, adalet olmayan yerde, hakkaniyet olmayan yerde insanların seçime inancı kalmaz. Bu seçim aslında iktidar partisine çok faydalı bir sonuç ortaya nasıl çıkardı. Bir faydası var ki bu kadar nasıl, işte bırakmamak nasıl, için mücadele var. Nasıl bir faydası var? Görecekler bu faydayı daha sonra. Şöyle bir faydası var. Bakın vatandaş burada sokakta biz o kadar çok tebrikle karşılaşıyorum ki ben şahsen İYİ Parti'ye tebrik, takdir. İYİ Parti'nin varlığı vatandaşa seçimle gelenin seçimle gidebileceğini ispatladı bu seçimde. Gitmiyor ama işte. Gidiyor. Merak etmeyin. Yok, ben merak etmiyorum. Yani bir dirençten bahsediyorum. Bu direnç artık bu şekilde oyunla kapatılabilecek farklar değil bu farklar. Ankara'da ve İstanbul'da Sayın Yavaş'ın ve Sayın İmamoğlu'nun kazandığı çok açık ortada. Buralara algılar yönlendirilerek, yani İstanbul'a bütün algılar toplanarak Balıkesir gibi, Uşak gibi yerlerde operasyon yapılmaya çalışılıyor. Bir perdeleme mi var diyorsunuz? Ben yani İstanbul gitti ama öbür tarafı kimse görmeden burada herkes burada kalsın diye. Ben öyle düşünüyorum. Bakın özellikle Ankara'da Mansur Cambaza Bey'in... Cambaza bak mı yapılıyor? Evet. Ankara'da Mansur Bey'in memleketi olan Beypazarı'nda ilçe seçim kurulunun bu kadar bariz şekilde ve çok donanımlı arkadaşlar giderek o itirazları hazırladılar orada. Bizzat ben görevlendirdiğim için bunu söylüyorum. Buna rağmen ilçe seçim kurulunun eften püften sebeplerle itirazları reddetmesi ve geçersiz oyları saymayı reddetmesi tamamen algı yönetmeye yönelik Mansur Bey'e karşı bir kendi memleketini bile kazanamadı algısını oluşturmaya yönelik operasyonlar bunlar. Aynı şekil Balıkesir için geçer. Çünkü Balıkesir'de Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti çok güzel bir işbirliği ortaya koydu. Yani o işbirliğinin ruhunun oluştuğu yer diyebilirim Balıkesir. Neden? Aday göstermişti Sayın Ahmet Akın'ı Cumhuriyet Halk Partisi. Ahmet Akın geri çekildi. İsmail Ok aday oldu. Bu en güzel işbirliği orada sergilendi. Bu şeyleri yıkmak için, bu yakınlaşmayı, bu işbirliğini, bu ruhu yıkmak için bir operasyon çekildiğini ben söylüyorum.
Balıkesir İl Seçim Kurulu buna hassasiyetle yaklaşmalı. Yüksek Seçim Kurulu hassasiyetle yaklaşmalı. Ha oylar tekrar sayılsın Balıkesir'de, oylar tekrar sayılsın Uşak'ta. Biz yeniliyor muyuz? Gene yenilelim. Ama bu oylar hakim huzurunda, temsilciler huzurunda sayılsın ve herkes bir oyla mı kaybediyoruz? Bir oyla kaybedelim, şapka çıkartalım, tebrik edelim rakibimizi. Ama bu yapılmadan, bu bir tarafta AK Parti'nin itirazlarıyla oylar sayılırken öbür tarafta bizimkiler sayılmadan mağlup ilan edilirsek bunu kamu vicdanı kabul etmez. Bu seçimler sayılmasın, yeni bir seçim olsun derlerse toptan şöyle. Çok saymadık derler. Çok trajik olur ya. Çok trajik olur. Kim için? Yani iktidar için çok trajik olur. Bizim için iyi olur, size söyleyeyim. Daha farklı kazanırız her yerde. O yüzden yani, bir, öyle bir rest, bir laf var, öyle biliyorsunuz. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış diye. Bunu daha önce genel seçimlerde Haziran ve Kasım seçimi olarak yaşadık. Yani orada gene algı operasyonlarıyla bir zevahiri kurtardılar. Ama artık vatandaş bunu yutmaz. Peki bu süreçte ne zaman son olur? Yani bunun bir sonu var herhalde. Böyle devam etmeyecek. Seçim takvimine, seçim kanununa göre bunun sonu 15 Nisan. 15 Nisan. Evet. Daha bir 10 günden fazla. Evet, evet, evet. Bu Yüksek Seçim Kurulu'na itirazların yapılması, Yüksek Seçim Kurulu'nun itirazları sonuçlandırma süreci vesaire. Yani son günü 15 Nisan. 15 Nisan'a kadar bu sürecin bitmesi gerekiyor. Hakikaten seçim kurulları gece gündüz çalışıyorlar. Haklarını yememek lazım. Ama bu çalışmalarını herkese adil şekilde davranarak yaparlarsa çok daha Türkiye'nin 15 Nisan'a kadar bunu götürecek enerjisi, gücü bence yok. Bence yok. O yüzden bir an evvel işte hızlandırılarak sonuçlanmalı. Yani kararlar bir an önce verilmeli. Sayılıyorsa talepler kabul edilerek, bizim taleplerimiz de kabul edilerek bizimkiler de hızla sayılmalı ve bu şey artık kapatılmalı. Bu defter artık kapatılmalı. Ülkenin rahatlamaya ihtiyacı var. Ekonominin rahatlamaya ihtiyacı var. Bakın seçimden önce konulan tanzim çadırları bugün sökülüyor. Vatandaş bunu görmüyor mu? Zamlar başladı. Zamlar işte her şeye peyderpey zamlar gelmeye başladı. Ekonomi kötüye gidiyor. Bizim uluslararası arenada görüntümüz kötüleşiyor. Güven sarsıcı olaylar yaşıyoruz. Yabancı yatırımcı gelmiyor bu sebepten dolayı. Ekonomimiz her gün geri gitmeye, cebimiz her gün boşalmaya devam ediyor. Belediyeler hizmet veremiyor. Yani bir an önce artık bu seçim defterinin kapatılıp hizmet yarışının başlaması lazım. Yani bizim belediyelerimizin çok iyi hizmet edeceğinden biz adımız kadar eminiz. Belediyelerin farklılaşması, bütün belediyelerin iktidarın elinde olmaması o yarışı da hızlandıracaktır. Vatandaşa daha kaliteli, daha hızlı hizmet gelecektir. Buna eminiz. O yüzden bu sürecin bir an evvel adaletli şekilde sonuçlandırılması ve hizmet yarışının başlaması gerekir diye düşünüyorum. Sayın Seymen, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür değerlendirmeleriniz ederim. Için. Bu aralar yoğun bir mesai vereceksiniz. Kolay gelsin diyelim. Teşekkür ederim. Efendim siyaset gündemine kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclis Üyesi Haluk Pekşen'le devam edeceğiz. Tabii gündem ve konu başlıkları malum, yine seçim sonuçları ve itirazlar olacak. Kısa bir ara veriyoruz. Devam edeceğiz. Malum İstanbul'daki seçim sonuçları ne oldu, ne olacak, itirazlar, geçerli oylar, geçersiz oylar derken kelimenin tam anlamıyla herkesin kafası karıştı. Hukukçu bir isimle ve Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclis Üyesi Sayın Haluk Pekşen'le birlikteyiz. Efendim ne oluyor? Vallahi ne olduğunu aslında ben de bu sabahleyin fark ettim. Bu sabahleyin Yüksek Seçim Kurulu Başkanı bir televizyonda söyleşiye katıldı. Mikrofonlar kendisine uzatıldı gazeteciler tarafından ve orada bir cümle sarf etti. O cümleyi duyunca dehşete düştüm. Nedir o ve cümle? Tam da o cümleyi sarf ettiği anda ben de bir sosyal medyada Twitter'dan bir görüşümü paylaştım. Cümle şuydu, diyor ki Sayın Güven, efendim diyor, biz maddi gerçeği bulmaya çalışıyoruz. Bunu duyunca bir hukukçu olarak Türkiye'de, eminim ki meslektaşlarım beni dinliyorlardır, hukuk insanları beni dinliyorlardır. O zaman şunu anladım ki Türkiye'de Büyükelçilik'te canlı canlı katledilen o gazeteciden durum farkı değil. Can güvenliği yok, hukuk güvenliği yok. Seçim güvenliğine laf etmek mümkün değil artık. Neden, şimdi açıklayacağım birazdan. Efendim, seçimler, seçimlerin denetlenmesi, buna ilişkin usullerin hiçbirisinde maddi gerçeklik diye bir hukuk kavramı yoktur.
seçim kanununda, kanunun tamamında bir tek kelime dahi maddi gerçek diye bir kavram geçmez. Maddi niye gerçek, arıyor YSK Başkanı? Oraya geleceğiz. Maddi gerçek ceza hukukunda olur. Maddi gerçek hukuk mahkemelerinde olur. Hakim dosyadaki delillerle, dosyaya sunulan belgelerle, bilgilerle bağlı kalmaksızın gerçeği, hukuki gerçeği tüm olarak ortaya çıkarabilmek için başkaca da delillere, yöntemlere başvurabilir. Asıl amaç orada maddi gerçeği ortaya çıkarmaktır. Buna ilişkin bütün yöntemleri kendi takdir yetkisi içerisinde yasaların öngördüğü delil toplama usulleriyle ortaya koyabilir. Oysa seçim hukukunda çok basit, açık ne yapılacağını söylemiş. 112. maddeyi şimdi size anlatayım. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın sabahleyin yaptığı konuşmayı tesadüfen yapmadığını birazdan yani anlayacağız. Yani o maddi gerçeği arıyoruz ifadesi öyle tesadüfen değil. Neden? Çünkü biraz önce Sayın Binali Yıldırım bir açıklama yaptı. Hep beraber izledik. Evet. Açıklamada diyor ki, siz Yüksek Seçim Kurulu'nu bekleyin. Nereden biliyorsun Yüksek Seçim Kurulu karar vereceğini Sayın Yıldırım? Niye İstanbul İl Seçim Kurulu değil? Görevli yetkili olan yer orası. Ha, maddi gerçek aranıyor, ona mı işaret ediyor? Evet. Ne demek istiyorsunuz siz? Efendim diyor, yurt dışından tebrik, niye balkon konuşmasına çıktığınızda Putin arıyor Rusya'dan, Amerika'dan Trump arıyor, kutluyor sizi. Siz o zaman mazbata mı aldınız da sizi balkon konuşmasına çıktığınızda tebriklerini kabul ediyorsunuz? Ya da İstanbul'un dört bir tarafını billboardlarla donattınız şimdi. Ne oldu? Mazbata mı verdiler sizin elinize? Kaybettiğiniz bir seçime rağmen İstanbul'da her tarafı billboardlarla dolattınız. Efendim milletin iradesi diyor. Madem milletin iradesi, İstanbul'daki billboardlardaki yazıları, levhaları, o billboard'daki resimleri nasıl açıklayacak Sayın Binali Yıldırım? İlçe siz belediye başkanlıkları kazandık ya, onlara dönük teşekkür ederim. Binali Yıldırım'ın niye resmi var o zaman? Billboardlarda Binali Yıldırım'ın niye resmi var? Siz bu ülkeye başbakanlık yapmışsınız. Meclis başkanlığı yapmışsınız. Bakanlık yapmışsınız. Devlet adamı diye siyasi tarihe geçmek var. Bir de böyle seçim gezisi çıkıp bir oldu bittiyle Türkiye'de milli iradeye kumpas kurarak geçmek var. Ya da bugünkü gibi bir senaryonun parçası aktör olarak ekranların karşısına geçip orada da bir kumpasın kamuoyu tarafından oldu bittiğiyle kabul edilmesini sağlamak var. Bunların hiçbirisine pabuç bırakmayız. Şu 112. maddeyi çok merak ediyorum. Geleceğim. Daha süreç, bundan sonraki süreç emin olun istedikleri gibi gitmeyecek. Çünkü artık süreç siyasal olmaktan çıkmıştır, hukukidir. Bu yalnızca Sayın Ekrem İmamoğlu'nun hukukunu koruma konusu değildir. Artık hiç kimsenin bir hukuku yoktur. Doktorun yoktur, avukatın yoktur, bürokratın yoktur, iş adamının, iş dünyasının, bankacının, hiç kimsenin yoktur. Niye? Anayasayı biliyorsunuz mühürsüz oylarla aldılar. Bugün Türkiye'nin sandığa atılmış ve sandıktan geçmiş meşru bir anayasası yoktur. Artık bunun tartışması yok. 24 Haziran seçimlerinde Türkiye'nin her tarafına yayıldı. Ölü seçmenler, sahte seçmenler bir sürü skandalla 24 Haziran seçimlerini lekelediler, kirlettiler, çürüttüler. Şimdi de İstanbul üzerinden bir böyle hukuki kumpasla devam etmek istiyorlar. Böyle bir şey izin vermeyiz. Şimdi bakın, ben şimdi Şadi Güven'e soracağım. Bu maddeyi okuyacağım. Kendisine de soracağım. Buradaki ekleri kamuoyuyla paylaşacak. Siz onu okudunuz. Bu gece yani. Ben de o zaman bir yönetmenime Sadi Güven'in açıklaması var mı Gökhan? Eğer duyabilirsek o maddi tabii. Gerçek aynen. Arıyoruz ifadesini. Tamam, siz bir dinleyin. O cümleyi eğer biz Sayın Pekşen hukukçu olduğu için üzerinde çok net durmuş. Tabii, biz tabii. Durmamış olabiliriz. Eğer o cümlesi tabii. Varsa, bizde varsa, yoksa da ajanstan net alalım ve duyalım onu. Ben onu duyunca zaten dehşete düştüm. Şimdi ve hemen kaçar gibi sorulara cevap vermemek için kaçar gibi. Ya onu biz anladık. Peki ben şimdi bir şeytanın avukatlığına savunayım. Diyeyim ki maddi gerçek aramak için görev süresi uzatılmış olabilir mi? Ben hiç kuşkum yok. Ben bu Yüksek Seçim Kurulu ile ilgili, bu Yüksek Seçim Kurulu'da görev yapanlarla ilgili görev yaptıkları yüksek yargı kurumlarına yargılanmaları yönünde başvuruda bulundu Cumhuriyet Halk Partisi. Ben bugün bu başvurunun en kısa süre içerisinde tereddütsüz tekrar edilmesini belki de konuşacağız. Yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yüksek Seçim Kurulu'na olan güvensizliğini hukuki bir sürece taşıyacağı bir aşamaya geçeceğini düşünüyorum. Bu konuda hukukçu olarak da üzerimize düşen ne varsa eksiksiz yerine getireceğiz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bugüne kadar bu ülkede hukuk devleti, demokratik devlet, demokrasinin kurucusu bir siyasi parti olarak,
olabildiğince büyük bir özen içerisinde, büyük bir nezaket ve dikkat içerisinde. Toplumun her kesiminin hukukunu, hakkını koruyacak bir tavır sergilemeye gayret ettik. Ama hukuku koruyacak olan hukukçulardır. Siyasetçiler değil. Siyasi arenaya çıkıp siyasal şovlarıyla kendi izah edemedikleri hukuksuzluklarını hukuku örtmeye kullanamazlar. Hukuk konuşacak bundan sonra. Ama ben önce bu soruların muhatabına soruyu soracağım. Buyurun. Şimdi kanunla ilgili maddesini okuyacağım ve sorumu da soracağım. Buyurun. Bütün Türkiye'de bütün hukuk insanları adına bu soruyu soruyorum ve bunun cevabını da Sayın Güven'de bekliyorum. 24 saat süre veriyoruz kendisine. 24 saat içerisinde bu soruya cevap vermezse istifasını istesin. Yoksa biz Yüksek Seçim Kurulu'nun önüne de geliriz. Yargıtay'ın önüne de gideriz, Danıştay'ın önüne de gideriz. Adaleti Türkiye'de herkes vicdanında hissedecek. Adalet sızlamıştır bugün. Adaletin yarası kanamaya başlamıştır ve bunun en büyük müsebbibi de bu mühürsüz oyları aklayan, sahte seçmenleri gizleyen Yüksek Seçim Kurulu'dur. Şimdi okuyorum ilgili maddeyi. Buyurun. Bakın, 112. maddede ilgili fıkra aynen böyle. İsteyen arkadaşların hepsi çıkarsınlar, ben okuyorum. Diyor ki, delil ve gerekçe göstermeyenlerin itirazları incelenmez. Şimdi ben soruyorum. Diyorum ki Sayın Güven size hangi delili ve hangi gerekçeyi gösterdiler? Çıkın kamuoyuna açıklayın. Nitekim 2014'te böyle bir kararları var. Aynen öyle. Kanun da böyle diyor zaten. Şimdi devam edelim. Bu sebeple incelenmediği tutanağa yazılır. Yazılı itirazlarda da yukarıdaki şartlar aranır ve deliller itiraz dilekçesine eklenir. Bu itiraz dilekçesini görmek istiyoruz. Çıkarsın kamuoyuyla paylaşsın. İtiraz dilekçesini Sayın Güven çıkacak, kamuoyuyla paylaşacak ve kamuoyu da bu itiraz dilekçesine ikili görecek. Biz isterseniz dilekçeyi görecek dediğiniz anda Sadi Güven'i bir dinleyelim. Hayır, dinleyelim. Tamam. YSK Başkanı bugün sabah saatlerinde bir açıklama yapmıştı. Seçim sonuçlarıyla ilgili olarak herkes itidalli bir mesaj olarak algıladı ama Sayın Pekşen çok daha hayati bir mesaj verdiğinin altını çizdi. Aynen. Ve iddiaları da var. Dilerseniz o açıklamayı bir dinleyelim ve o cümleyi bir duyalım, devam edelim. Bekliyoruz. İstanbul'da da aynı süreç işledi. İstanbul'da akşam bize gelen dosyaya göre 8 ilçe seçim kuruluna yapılan itiraz üzerine bu ilçe seçim kurullarımız tekrar sayım kararı alarak almışlar ve bazı ilçe seçim kurullarımız da bu kararlarını uygulamaya başlamıştır. İlçe seçim kurulu kararı gereği tekrar sayım işlemi devam ederken il seçim kuruluna itiraz edilmiştir. İstanbul İl Seçim Kurulu ilçe seçim kurulu kararına karşı itiraz hakkı bulunduğunu, bu sürecin beklenmesi gerektiğini belirterek tedbir kararıyla tekrar sayım işlemini durdurmuştur. Yüksek Seçim Kurulumuza İstanbul İl Seçim Kurulu kararına itiraz edilmesi üzerine kurulumuz toplanarak İstanbul İl Seçim Kurulu kararını 298 sayılı yasanın 118. maddesi gereğince ilçe seçim kurulu kararının uygulanması için kararın kesinleşmesi gerekmediğinden anılan maddede belirtilen kurala aykırı olarak verilen İstanbul İl Seçim Kurulu'nun 2/4/2019 tarihli kararının 1. maddesinin kaldırılmasına, 2. İlçe Seçim Kurulu'nun yeniden sayım kararıyla sayıma başlanılmış ise sayımın sonuçlandırılması gerektiğine, yeniden yapılan sayımla ortaya çıkan sonucun tüm siyasi parti ve bağımsız adaylar yönünden geçerli olması gerektiğine, yeniden sayıma yönelik ilçe seçim kurulu kararının fiilen uygulanmasına başlanılmamış ise yasal itiraz sürecinin işlemesi gerektiğine karar verilmiştir. Bu kararı gönderdik. Bu kararın gereği de yapılmaktadır. Teşekkür ederim. Sadece geçersiz oylar mı yeniden sayılacak? Çoğunlukla öyle. Benim elime tek tek ilçe seçim kurulu kararları gelmedi ama bana intikal eden bilgiye göre geçersiz oyların tekrar sayılması istenmiş. Buna karar vermişler. Biz bugün bu ilk defa alınan bir karar değil. Bundan önceki seçimlerde de ilçe seçim kurullarımız yeniden sayım kararı verip de bu sayım kararı üzerine sayımlar yeniden başladığında
bir yerde bu sayımın artık kesilemeyeceğini, sonuna kadar gidilmesi gerektiğine karar verildi. İstanbul'daki hadise de budur. Biz sayımın yapılıp yapılmaması gerektiği hususunu incelemedik. Sadece fiilen sayıma karar veren ilçelerin sayım işlemini başlatmasından sonra bunun artık durdurulamayacağını, çünkü bir aşamada durdurulmasının bazı siyasi partiler leh ve aleyhine sonuçlar doğurabileceğini öngördük. Bundan önceki Yüksek Seçim Kurulu kararları da bu yönde. Sayım sonucunda sadece itiraz eden siyasi parti açısından değerlendirme yapılmıyor. Tüm siyasi partiler açısından oyların bizim daha hem 298 sayılı kanundaki geçersiz oy pusulası kriterlerine uygun hem de bizim genelgemize uygun geçersizlik nedenlerinin değerlendirip değerlendirmediğine bakılıyor. Bazen itiraz edenlerin değil itiraz etmeyenlerin lehine de sonuçlanmış olabiliyor. Bu nedenle İlçe Seçim Kurulu kararları uygulamaya başladığı andan itibaren bugüne kadarki Yüksek Seçim Kurulu uygulaması bunun sonuna kadar gidilmesi ve maddi gerçekliğin ortaya çıkarılması yönündedir. İstanbul'da bu yönde buna uygun bu şekilde diğer yerlerde de muhtemelen incelemeler vardır. Bize henüz bir itiraz intikal etmedi ama bu normal seçim süreci içinde bugüne kadar... O ifade ettiğiniz evet. Maddi gerçekliğin ortaya çıkarılması. Son cümle değil mi? Evet, bayağı maddi uzun gerçekliğin, kanuni evet. Söylemler oldu ama baştaki sizin işaret ettiğiniz. Anlatımların hepsi hikaye. Hepsi kılıf uydurma. Ama son cümle hukuk tarihinin skandal cümlesidir. Maddi gerçekliğin tespiti. Ortaya çıkarılması. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın maddi gerçekliğin ortaya çıkarılması diye bir görevi yoktur. Yüksek Seçim Kurulu'nda böyle bir görevi yoktur. Maddi gerçeklik zaten verilen oylar değil mi? Maddi gerçeklik ya içerisinde da işte itirazlar, seçime ilişkin aklınıza gelen ne varsa her şeyi konuşabilirsiniz. Ne varsa. Bu bundan sonra olası bir karar vereceklerse ona kılıf hazırlama cümlesidir bu. Maddi gerçeği tespit edin. Aynen böyle bir şey yapamazsınız siz. Sizin yapabilecekleriniz sayılı. Burada. Bu işaret ettiğiniz 112. Evet. Madde. Siz sandık kuruluna, buyurun lütfen şunu paylaşın, hı-hı, izleyicilerle. Siz sandık kuruluna gittiğinizde sandığa nasıl itiraz edileceğini, hı-hı, diyor ya bizim geçmişteki uygulamalarımızda. Ya ben söyleyeyim sizin 2014'teki uygulamanızda 12.003 sayılı mı? 12.003 sayılı uygulamanızda da Mansur Yavaş Bey'in itirazında da tam tersini söylemişsiniz. Anayasa Mahkemesi de bugün yaptıklarınızın yanlış olduğunu söylüyor. O zaman siz bunu nasıl izah edeceksiniz? Bana bu ekleri göstermeniz gerekiyor. Size yapılan bu başvurularda, bize diyor gelen başvurularda tek tek incelemedin de. Neyi incelediniz o zaman? Deliller itiraz dilekçesine eklenir vurgusu var bu madde içinde. Delil ve gerekçe gösteremeyenlerin itirazları incelenmez diye de böyle çok net bir ifade var. Kanun emredecek mi bu? Siz... Peki ama şimdi bu itirazlara bir delil, bir gerekçe gösterildiyse siz de zaten bir görmek istiyorum. Gösterin. Görmek istiyoruz biz de. Hangi dilekçe, hangi gerekçe, nerede gösterildi? Dün bununla ilgili bir karar vardı. Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu aynı buna işaret ederek, bu maddeye tabii işaret ederek dedi ki ben bu itirazı reddediyorum. Reddediyorum. Çünkü bitti. Dedi delil yok. Aynen. Soyut, gerekçen soyut, yok. Soyut başvurularla bana gelmiş. Aynen. Elle tutulur bir şey aynen de geldi. Dedi. Ama bakın ne yaptı şimdi bu Yüksek Seçim Kurulu? Bütün İstanbul'daki yargı camiasını birbirine düşürdü. Bir seçim kurulu karar veriyor, öbürüsü karar vermediği zaman o hakimin halini düşünün siz. O yargıcın halini düşünün. Şimdi o yargıcın nasıl bir baskı altına gireceğini, o kararı vermediği zaman çıkıp da kardeşim yasa böyle diyor dediği zaman onun neyle karşılaşacağını tahmin edebiliyor musunuz? Hukuk güvencesi. Ya ama şimdi Türkiye. Burada yazılı bir yasadan, maddeden bahsediyoruz. Bir de söylemden yola çıkıyoruz. Yani yazılı bir kanun... Buna göre hareket etmeyecek mi yargıçlar? Harika, çok doğru. Bakın bizim ülkemizde maalesef başlarken de söyledim. Eğer bir ülkede insanlar yasayla yargılanırlarsa herkes yaptığı eylemin, karşılaştığı işlemin veya talep ettiği bir değerin veya bir hakkın hangi yasada düzenlendiğini bilir ve ona göre toplumsal düzenini kurar. Şimdi sizin istediğiniz kadar siz yasalarla talepte bulunun ama birileri çıkıp ya kusura bakma yasayı kenara koyduk dediği anda sizin başvuracağınız yer neresi? Bana söyleyin. Bir hukuk merciği söylesin birisi. Bir yüksek mahkeme diye geçen bir mahkemenin başkanı yasayı
görmezden geliyor. Yasayı görmezden gelirken de geleceğe de yatırım yapıyor. Geleceğe de yatırım yapıyor. Bakın bu cümlenin telafisi öyle kolay kabul edilir yanı yoktur. Hangi maddi gerçeği arıyorsunuz? Şahidi güven çıkıp söyleyeceksiniz kamuoyuna. Hangi maddi gerçektir bu? Maddi gerçek nedir? Bunlar ne söylemek istiyorsunuz siz? Ne? Kastettiğiniz şimdi, nedir sizin? Sıradan bir vatandaş maddi gerçek ifadesini bakın, birazcık böyle hani... Ben kanundaki metni ile anlatayım maddi gerçeği. Biraz da böyle sadeleştirerek. Çünkü evde Ayşe teyze belki şey der. Ya, Haluk Bey ne dedi hiç ne anlamadım. Ne dedi ben anlamadım. Diye. Doğru. Yani çok doktor güzel. Reçete okumasın yani. Şimdi mahkemenin hakimi diyor, ne diyor kanun? Diyor ki sizin önünüze seçimlerle ilgili, sandıklarla ilgili bir itiraz geldiyse bu itirazın ekinde delili olacak ve bu itirazın ekinde de gerekçesi gösterilecek. İki yani, tane şey. Şimdi şöyle, Halit Pekşen ilçe seçim kurulunda evet. Ben de Savaş Kerimoğlu olarak dedim ki dur ya 1216 sayılı sandıkta oy verdim. Ben bir itiraz edeyim. İlçe seçim kurulu başkanlığına. 1216 sayılı sandıkta oy kullandım. Oyların geçersiz sayılmasıyla ilgili itirazım vardır. Gereğini yapılmasını arz ederim dedim. Size getirdim verdim. Ben de dedim ki niye kardeşim? Niye itiraz ediyorsun? İtiraz ediyorum. Yok. Gerekçen olacak. Delilin de olacak. Bak şimdi bir tane eyle olmaz. Olmadı. Şimdi tamam. Ne yapacağız? Bunu sen şimdi Ayşe teyze anladı. Şimdi o zaman diyeceksin ki sen ya Haluk Bey ben sandığa gittim. Sandıkta oy kullanan seçmenlerden bir tanesinin mesela seçimlerde oy kullanma yeterliliğin olmadığını veya kısıtlı olduğunu yani akli melekelerinin yerinde olmadığını ama seçmen gibi orada yazılmış olduğunu gördüm. İtiraz ediyorum. O seçmenin oy kullanması hukuka aykırıdır dediniz. O listede mükerrerler vardı. Mesela o listede vardı. Bir isim yazıyor. Hakikaten bakıyorsunuz ki engelli. Hı hı. Ya da adam 17 yaşında ya da ölmüş. Ya da ölmüş. Bir belgesini koyuyorsunuz, zekide getiriyorsunuz, hakim olarak bana veriyorsunuz. Bu geçerli, delillendirilmiş bir itiraz ve ben bunu inceliyorum. Şimdi maddi gerçek öyle değil. Şimdi maddi gerçeği okuyorum. Hukuki tanımıyla okuyorum. Maddi gerçek şu. Hakime taraf beyanları ile ve dosyadaki diğer delillerle yetinmeyip kendiliğinden araştırma yapma yükümlülüğünü yükleyen her türlü delili mahkemeye götürüp tartışmayı düzenleyen hukuki kavramdır. Yani hakim buradaki kanunda belirtilenlerle bağlı değil artık. Maddi delil efendim bulduk. Ben başka, istediğim aynen, ararım. Aynen. Canın ne istiyorsa onu ara. Kılıf bul da bul. Bir şey söylüyorsun. Tabii ki. Şimdi. Bu hukuki skandal. Böyle bu cümleyi sarf eden birisinin... Acaba orada söylemek istediği şeyi mi bulamadı da bunu söyledi diyeceğim çıksın, ama siz... lütfen düzelsin, tahsiye etsin. Ben çünkü öğlen birçok televizyon yayınına bağlandım. Bununla ilgili görüşlerimi söyledim. Akşamleyin de aynı şekilde... Bu saate kadar düzeltmedi. Bunu düzeltmediği takdirde Cumhuriyet Halk Partisi'nin... Partinin bu konuda henüz bir kararı yok ama muhtemeldir ki parti hukukçuları bunu düşünüyorlar. Ben de parti meclis üyesi olarak partimin bu yönde bir hareket yapmasını isterim. Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Seçim Kurulu'nda görev yapan bu başta bu yargıcın, ben yargıç olduğuna da artık ciddi anlamda kuşkuyla bakıyorum, bir görev suçu içerisinde olduğunu düşünüyorum. Hakkında mutlaka hukuki sürecin başlatılması gerekir. Ve bu artık tahammül sınırlarını, tolerans sınırlarını aşmış bir davranış şeklidir. Geçmişte de biliyorsunuz mühürsüz oylarda da aynı şekilde sandıklar kapandıktan sonra mühürsüz oylara ilişkin işlemler yapıldı. Sonra yine benim çok kamuoyunda gündeme getirdiğim işte ölü seçmen, sahte seçmen tartışmaları çok oldu. Bizatihi kendisi çıktı televizyonlara dedi ki efendim işte biz tespit ettiğimiz 6600 ölü seçmen vardı. Onların da kayıtlarını düştük. Ben de kendisine çıktım şunu sordum. Dedim ki Sayın Güven bu 6600 ölü seçmen nasıl dirildiler? Bunları hangi bilgisayar diriltti? Bu bilgisayar operatörü kimdir? Bunların diriltilmesi ve sonra da seçmen yapılması hangi bilgisayardan yapılmıştır? Bunlara ilişkin siz nasıl bir hukuki süreç başlattınız? Neden bunlarla ilgili gerekli hukuki süreci başlatmadınız? Bunu yapan bir bilgisayar sahtecisi. Bu bir sahtekarlık suçu. Seçmenleri kendisi ihdas etmiş, sahte vatandaşlık vermiş, hayata kavuşturmuş vesaire. Ardı arkası gelmeyen bir sürü sahtecilik. O zaman siz Yüksek Seçim Kurulu Başkanı olarak neden bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunmadınız? Bu sizin göreviniz. Yasal olarak da bunu yapmaya mecbursunuz. Ben neden bu tespit ettiğiniz insanlarla ilgili bir hukuki süreci başlatmadığınızda size sorarım. Yani bütününü topladığınız zaman İstanbul seçimlerine ilişkin Sayın İmamoğlu
sandıktan, hani Sayın Erdoğan diyor ya, sandık diyor. Biz de sürekli diyoruz ki evet sandık çok önemlidir ama demokrasi yalnızca sandık sonuçları değildir. Sayın Erdoğan diyordu ki sandık ve milletin iradesi. Şimdi milli iradeyi ve sandıktaki sonuçları bir şekilde bir hukuksuzlukla başka bir yöne doğru evritmeye çalışıyor. Ve kendisi hakikaten dikkatinizi çekmiş. Benim de sabahleyin izlerken dikkatimi çekti. Büyük bir fiziki görüntüsünde de yüzündeki ifadede de gerçekten bunu ifade etmekte de güçlük çeker bir halinin olduğu, halet-i ruhiyetinin olduğu her halinden belli. 24 saat içerisinde iki ayrı açıklama gibi. Çünkü bir önceki açıklamasında Sayın İmamoğlu lehine 27 bin fark olduğunu Sayın Güven kendisi ifade etti. Tabii. Bugün de yani 27 bin fark var ama biz maddi gerçeği tespit ediyoruz derken onun çok fazla bir önemi yok. Her an bir başka bir gerçek ortaya çok çıkabilir güzel mi diyor. Harika, güzel bir soru sordunuz. Aynen böyle. Efendim işte ama şimdi milyonlarca insanın yüreğine böyle bir cızt oldu. Tabii buna izin vermez Türkiye. Hı-hı. Çünkü burada artık konu Sayın Ekrem İmamoğlu değildir Savaş Bey. Evet. Konu Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığından daha ötedir. 81 milyon yurttaşımızın... Tabii bir tek oy bile namus diyoruz çünkü. Aynen. Yani bu çok başka 81 şey. Milyon yurttaşımızın hukuk güvenliği, seçim güvenliği, sandık güvenliğidir. Yani bu aşamadan sonra artık Türkiye'de seçimi yapmışsın yapmamışsın bir anlamı yok ki. Binali Yıldırım Bey diyor ki bugün efendim sen nasıl çıktın diyor, işte Anıtkabir'e gittin de orada imzayı attın işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Sayın Binali Yıldırım, İstanbul'daki il tutanakları tespit edildiği anda doğrudan seçim kanunu 22 ve 23. maddesinde net bir şekilde düzenlendiği üzere artık Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştu. Sonuç zaten YSK ekranında gösterildi. Sadece kesinleşmemiş olarak. Melih ama sonuç Gökçek var. Melih Gökçek de biliyorsunuz. Hayır. Melih Gökçek daha de önceki daha seçimde, önceki evet. seçimde tamam. aynı şekilde geldi. Görevini aldı. Kesinleşmeden önce aldı. Evet. O zaman niye bunları söylemediniz? Bütün bunların kabul edilebilir bir yanı yok. Bunlar lakırdıdan ibaret. Hukuk lakırdıyla uğraşmaz. Hukuk yasalarla işler. Onun için bizim muhatabımız Yüksek Seçim Kurulu'dur. Hiç kimse değildir. Ne AKP'dir ne Binali Yıldırım'dır. Söylediklerinin tamamı siyasidir. Ama Türkiye'de artık bu aşamadan sonra hukukçular konuşacak. Bu ülkenin hukukçuları konuşacaklar. Hukuksuzluğu düzeltecek olan da yine hukukçulardır. Eğer hukuk kimliğiyle konuşacaksak, Türkiye'de bu ülkede hukuku inşa edeceksek, toplumun bize adalete güvenmesini istiyorsak önce hukuku, yasaları işletmek zorundayız. Yargıtay Başkanı çıkıyor diyor ki efendim Türkiye'de hukuk güvencesi kalmamıştır. Hukuka güven %20'lere inmiştir. Ben çok daha aşağıda olduğunu düşünüyorum. O halde niye bize insanlar güvenmiyorlar? Hukukçuya niye güvenmiyorlar? Çünkü yasanın bu açık emredici hükmüne rağmen siz kalkıyorsunuz yasada olmayan, yani o kadar inanılır gibi değil. Bunu duyduktan sonra bugün emin olun, yani saatlerce düşündüm bunu. Niçin böyle bir şey söyleyebilirim? Üstelik bu maddede nasıl? Öyle şey de yok. Hani bir tek bu maddeyi kanunda, kanunda şöyle bazen yazar, hukukçularda işte dil sadeleşsin ister. Veya bile yok. Harika, burada. Harika, çok güzel. Yani nokta konmuş. Harika, çok güzel. Savaş Bey, bırakın bu maddeyi. Seçim kanunu hiçbir yerinde maddi gerçeklik diye bir cümle geçmez. Burada hiçbir şey yok. Bir tek burada değil. Seçim kanununda hiçbir yerinde bugüne kadar Yüksek Seçim Kurulu kararlarının hiçbirisinde maddi gerçeklikten bahsedilmez. Böyle bir şey olamaz. Delil hakimin mi demek istedi acaba? Ben de yani delil arıyoruz demek ya, çünkü öyle bir görevi iyi niyetli sormak öyle, istiyor. Ama öyle bir görevi de yok. Öyle bir yetkisi de yok. Yetki bulmasın. Delili ben getireceğim. Aynen. Siz getireceksiniz. Ekleyeceksiniz. Belgenizi ekleyeceksiniz, gerekçenizi söyleyeceksiniz. Yargıç da inceleyecek, bakacak. Belge doğru, tamam. Ya gerilen belge, bu atmosferi acaba rahatlatmak istemiş olabilir mi? Yani ama tam tersine olur. Geren o. Tam tersine. Yani delil lazım, işte biz tam de o delillerle şimdi hareket bakın edeceğiz. Delilsiz hiçbir şey yapmayacağız. Maddi derken böyle elle tutulur bir şey arıyoruz bu itirazlara. Şimdi o bu soruyu hani soracağım. AKP'ye de bir mesaj olabilir mi bu? Güzel. Yani maddi gerçekliği arıyoruz. Ya siz bu, maddi gerçeklik getirmiyorsunuz. Sizin bu iyi niyetinizi alkışlıyorum. Hukukun temel kuralı da iyi niyettir zaten. Dürüstlük ve iyi niyet. Vicdanımla konuşuyorum. Ne güzel işte. Bütün ahlakların, bütün dinlerin temelidir bu. Dürüstlük. Yani İslam dininin temeli de dürüst olmak, iyi ahlaklı olmak, adaletli olmaktır. Batı kültürüyle bizim kültürümüz arasında, İslam kültürü arasındaki iki temel farkı vurgulamak isterim bu arada Savaş Bey. Batı'da en önemli kültürel temel
özgürlüktür. İslam'da en önemli temelimiz adalettir. İslam adalete dayanır. Onun için hani Sayın Binali Yıldırım mütedeyyin bir insan diye kendisini anlatıyor ya, işte AK Partili seçmenler de bu mütedeyyinliğe önem veriyorlar ya. Adalet. Adalet. Şimdi sizin muhtemel bu konuya gelebileceğinizi düşündüğüm için gelirken Sayın Mansur Yavaş'ın Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuruyu da 2014'teki 2014 başvurusunda getirdim. Anayasa Mahkemesi tam da bunun altını çiziyor. Ama Yüksek Seçim Kurulu kararları başka yere götürülemiyor ya. Evet. Şimdi bu da aslında bu aşamadan sonra tartışılır. Çünkü bu Yüksek Seçim Kurulu gerçekten anayasada düzenlendiği gibi seçimlerin yasalara uyarlı olarak gözetilmesini, denetlenmesini ve seçim sisteminin işletilmesini sağlayan bir kurum mu? Yoksa gerçekten Türkiye'de anayasal düzeni askıya almayı ve buna da yasal kılıf oluşturarak kamuoyu algısını yönetmeyi düzenleyen bir kurum mu? Doğrusu bunu da sorgular hale geldi. Şöyle bir nüans var ya, kurul mu kurum mu? Yani aslında şimdi, ikisi de tartışılır. Bir kurul olması gerekmiyor mu? Şimdi kurum dediğimizde sonuçta hükümetin hani ortaya koyduğu işte yasayla belirleyip ya da bir kanun hükmünde kararnameyle oluşturduğu bir kurum da olabilir ama YSK sonuçta bağımsız bir kurul. Yani bir yerlerden işaret beklemeyecek bir adres ve herkes de sonuna kadar güvenerek seçim sonuçlarında gözünü oraya dikiyor ve de deniyor ki Anayasa Mahkemesi'ne gitmeyin. YSK kararları kesindir, bir başka adres olmaz deniyor. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ben de diyorum bir tek Sayın Ekrem İmamoğlu'nun değil, Türkiye'deki İstanbullu herkesin, İstanbul'daki bütün seçmenlerin, hatta İstanbul'da olmayan bütün yurttaşların da artık anayasal güvence altına alınmış olan seçme ve seçilme hakkı yok edilmiştir. Bu kadar bu, net. Bu çok net. Bu artık hiçbir hukuksal güvencesi yoktur. Başlarken de söyledim. Gerekçesini gösterecek. Kendisine yapılan bu başvuru. Efendim devam ediyor. Devam ettiği için sonuna kadar devam et dedik. Ama lehsiz de aleyhte de olabiliyor size, bazen diyor. Ya o tabii onların hepsi süslüyor. Ya onu tabii süslemek, çiçek dağıtmak. Herkese çiçek dağıtıyor ama son cümlede söyleyeceğini söylüyor. Bütün piyasayı kamufle ediyorsunuz. Akşama kadar kamuoyunda algıyı yüklemesini yapıyorsunuz. Akşamleyin de Sayın Binali Yıldırım çıkıyor. Vay efendim sen işte yurt dışından da tebrikler kabul ediyorsun. Putin seni arıyor. Seçimler bittikten iki saat sonra anlatıyorsun. Azerbaycan Devlet Başkanı beni aradı kutladı. Putin beni aradı kutladı. Trump beni aradı kutladı. 24 saat geçti hala niye beni işte bilmem kim kutlamadı diye sitem de ediyorsun. Niye kesinleşmemiş? Ne kutlaması yapıyorsun sen? İstanbul'a billboardlara fotoğrafını asıyorsun. İstanbul'da büyük şehri kazanmış gibi. Ya da çıkıyorsun orada millete erdem dersi veriyorsun. Seçimler devam ederken İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin önde olduğunu bile bile bir oldu bittiğiyle işi bağlayabilir miyim diye kamuoyuna bir algı yüklemesi yapıyorsun. İstanbul'da seçimleri kazandık. Ey halkım düşün sokaklara bir emri vakiyle seçimleri kazandığımızı açıklayalım. Artık hiç kimse vicdanında bunu izah edemez. Hukuk vicdandır. Eğer toplumun vicdanında bugün AKP'nin mağdur olduğuna dair en küçük bir his uyanmış olsaydı emin olun bu bizim de vicdanımızı sızlatır. Sorulan sorulara cevap veremez hale gelirdik. Ama ben şunu söylüyorum. Hodri Meydan. Sayın Binali Yıldırım dilediği kadar hukukçusunu alsın yanına. Ya da Binali Yıldırım'ın böyle bir cesaretinin olamayacağını biliyorum. Ya da ben buradan açık söylüyorum. AKP'de dilediği hukukçuyu getirsinler. Yasal bir tane gerekçe göstersinler. Bir tane de belge göstersinler. Bir tane belge istiyorum. Ben hazırım her yerde. Ya da Sayın Şadi Güven. Size yapılan başvurunun şu gerekçesinde 112. maddedeki şu belirtilen delili görmek istiyorum. Delili ve yazılmış olan gerekçeyi görmek istiyorum. Eğer bunu göstermezseniz Sayın Binali Yıldırım siz yargıçlık mesleğinde görevinizi yapmıyorsunuz. Bu anlamda da hukuken sizin hukuki süreci içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından artık bundan sonraki süreçte de hesabı topluma ve ülkeye vermeniz gerekiyor. Araya girdiğim için unuttuk, o Anayasa Mahkemesi ile ilgili karara işaret edecektiniz Mansur. Anayasa Mahkemesi diyor ki efendim bu Yüksek Seçim Kurulu kararlarını değerlendiremem çünkü bunlara ilişkin diyor. Bu normatif bir kuraldır diyor. Yani izleyicinin anlayacağı şekilde söyleyeyim bunu. Bir mahkeme bir takdir hakkı kullanabilir.
temel hak ve özgürlüklere ilişkin bir hukuki çekişmeye ilişkin bir düzenlemeden dolayı bir hüküm oluşturabilir. Ama buradaki öyle değil diyor ya. 2 artı 2 4 eder diyor. Doğal olarak 2 artı 2 4 eder diye kanunda düzenlenmiş olduğu için diyor. Bu konularda bir hak ihlali tartışmasını yapamayız. Yüksek Seçim Kurulu diyor 2014 yılında Sayın Mansur Yavaş ile ilgili çıkmış. Demiş ki itiraz edilecek sandıklarda delil ve gerekçe gösterilmemiştir. Bu sebeple senin Sayın Yavaş itirazını reddediyorum. Şimdi ne oldu? 112. madde mi kalktı? Çok güzel, harika. 112. madde kalkmadı ama Yüksek Seçim Kurulu'nda Sayın Sadi Güven'in bakıyorum şimdi yüzünden düşen bin parça sorulan sorulara cevap vermemek için apar topar gazetecilerin sorularından kaçar gibi bir durumu var. Olacak iş mi bu ya? Bir yargıca, bir hukuk insanına toplumun güvenmesinden daha önemli bir şey olabilir mi? Bir yargıç Türkiye'nin her yerinde, sokakta, caddede, gittiği her yerde toplumun her kesimi tarafından insanların büyük bir saygıyla karşıladıkları bir insandır. Ben şimdi nasıl güveneceğim? Yarın hiç kimsenin Türkiye'de ne ticaret yapan, ne bankada parası olan, ne fabrikası olan, ne sanayide iş yapan, ne çalışan işçi, ne de devletin memuru, polisi. Bu arada bu sürecin içerisinde 10 numara büyük görev yapmayı başarmış ve toplumun vicdanında büyük alkış hak etmiş olan emniyet görevlilerine, polis görevlilerine, polis kuvvetlerimize gerçekten teşekkür ediyoruz. Bakın inanılmaz mücadele ediyor. İtidali davranıyorlar. Son derece büyük bir güvenlik sağladılar. Net sandıkları çaldırdılar, net torbaları çaldılar. Büyük bir titizlik içerisinde büyük bir başarıyla şu ana kadar hiçbir tartışmaya da izin vermediler. Gerçekten polis teşkilatına teşekkür ediyoruz. Onlar güvenlik gerçekliği tespit etmiş mi yani? Yani şurada gerçek şu ki onların vicdanlarında görev bilinci tam olarak yerleşmiş ve görev bilinçlerini yaptılar. Partinin polisi değil, devletin polisi olduklarını kanıtladılar. Ben Yüksek Seçim Kurulu'na ilişkinde böyle bir umudu taşıyor idim. Bu sabahleyin, dün gece zaten Yüksek Seçim Kurulu olağanüstü toplantıları duyunca da dehşete düştüm. Ama bu sabahleyin açıklamayı duyunca, bunu da dün gece paylaştım da Yüksek Seçim Kurulu'nun bu toplanmasının çok hayra alamet bir gerekçesinin olamayacağını tahmin ediyorum. 23.30'da toplandılar, evet. 02.30'da karar çıktı. Aynen, çok hayra alamet olamayacağını zaten düşünüyordum. Yani o kararda da bakıyorsunuz, iki maddede oy çokluğu var. Oy çokluğu var. Yok, ben de ona işittim. Evet. Oy çokluğu var çünkü. Evet. Birileri itiraz mı etmiş? Geçerli değil çünkü. Doğru değil. Çünkü okuyor diyor ki ama bu var diyor. Tabii bu var diyor. Oylamaya sunalım. Kabul edenler etmeyenler. Gerekçe de bilahare yazacağız demişler zaten. Gerekçeye gerek yok zaten. Gerekçe bulamadılar çünkü. Yani, karar verildi artık. Tabii. Oy sayma işlemi devam edecek. Sayın Haluk Pekşen, şunu soracağım. Şimdi biz seçmenler olarak yani abiyane tabiriyle başımızın belası ıslak imzalar var. Yani bu ıslak imzaları getirdiler götürdüler, işte bizde ıslak imzaların tamamı var. Ya ıslak imzalara rağmen hala mı maddi gerçeklik arayacağız? Islak imzalarımız var. Hayır, aradığınız maddi gerçeklik nedir onu ben öğrenmek istiyorum. Bu değil mi? Yani o aradığı maddi gerçek nedir onu bilmek istiyorum. Islanmamış yani, imza mı? Aynen ya, o nedir? Ben onu öğrenmek yani istiyorum. Sayın Güven, aradığınız maddi gerçek nedir onu bir söyleyin de Türk halkı bir öğrensin. Maddi gerçek nedir onu bir öğrensin. Delil yok. Gerekçe yok. Kanunda emredilen bunların ikisi, tüm bunlar yok. Rağmen siz hangi maddi gerçek mi? Hadi söyleyin de biz de öğrenelim onu işte. Ben de öğrenmek istiyorum onu yani zaten. Yani işte o hani hep ıslak imzalar, tutanaklar var. YSK'nınkiyle de örtüşüyor. Diyor YSK ki onların hiçbirini zaten incelemedik diyor. Hı hı. Yani seçim kurulu kararlarını incelemedik zaten diyor. Peki neyi incelediniz? İncelediğiniz neydi? İncelediğiniz ne? Neye göre karar verdiniz? İncelediniz ne? Yüksek Seçim Kurulu yani bir bildiği bir şey var. Ben de onu merak ediyorum. Soruyorum. Ne diyor? Neye göre karar verdiniz? Gerekçenizi, size yapılan başvuru dilekçesi, dilekçenindeki delilleri, dilekçenindeki gerekçeleri ve sizin neyi incelediğinizi bilmek istiyor toplum ya. Halk bilmek istiyor. Ben de hukukçu olarak sormak istiyorum. Bir hukukçuyum ya. Beni tatmin edecek şekilde cevap vermeniz gerekiyor. Ben o cevabı bekliyorum. Türkiye'deki 150 bin hukukçu adına soruyorum ben. 150 bin hukuk insanı bu akşam bu soruyu hep beraber soruyor. Evet, senin aradığın maddi gerçek nedir? Delilse sandıklara itirazlar var. O itirazlarda verilmiş olan kararlar var. O kararlar hakkında Yüksek Seçim Kurulu kararından önce ilçe seçim kurulları zaten karar vermiş. Sen o ilçe seçim kurulu kararlarını şimdi o karar veren yargıçları da toplumun önüne atar şekilde, çok ağır bir süreç bu. Bu kabul edilebilir bir şey değil ya. Yani.
Şimdi düşünün, İstanbul'un 39 ilçesi var. Savaş Bey, İlçelerden 3 tanesinin yargıcı demiş ki kardeşim yasa böyle. Ben yasayı uygulayacağım. Ben yargıcım, yasaları uygularım. Yani hukuku uygularız. Vay o hakimlerin haline mi şimdi? Ya ben onu söylüyorum şimdi. Oradaki yargıcın, hakimin haline bakın ya. Şimdi o nasıl bir ateşin içerisine atıldı? Bu yasayı uygulasa diyecekler ki sen nasıl yasayı uyguluyorsun? Sen niye yasayı uyguluyorsun? Bırak yasayı uygulamayı. Şimdi o yargıcın halini düşünebiliyor musunuz? Ondan sonra Türkiye'de hukuk güvencesi, demokratik hukuk devleti güvencesi ve ona göre de herkese kalkacaksınız, diyeceksiniz ki hiç rahat olun, merak etmeyin, Türkiye'de yasalar var. Türkiye'deki yasalar bir tek matbaacıyı bağlıyor. Yıllardır söylüyorum bunu ben. Yani Balyoz'da kumpas kuracaksınız, Ordu'ya kumpas kuracaksınız, Ordu'yu çökerteceksiniz. Ondan sonra gideceksiniz, akla hayale gelmeyecek bir sürü bir kamu bürokrasisine kumpaslar kuracaksınız. Ve sonrasında da Türkiye'de kamu düzenini bir daha geriye dönülmez bir şekilde, onaramayacak şekilde hale getireceksiniz. Sınava giren öğrencinin soruları çalınacak. Sınava giren öğrencinin, bürokratın, memurun hakkı çalınacak. O gasp edilecek. Onun hukuk güvencesi olmayacak. Adama malına mülküne el koyacaksınız. Ondan sonra borsa kuracaksınız. Borsada malı mülkü götüreceksiniz. Vay efendim işte biz yapmadık, o yaptı diyeceksiniz. Ve ondan sonra Türkiye'de adalet, hukuk, düzen, demokrasiden bahsedeceksiniz. Ve siz bundan sonra da Türkiye'de barış içerisinde bir arada kardeşliği açacağız diye nutuk atacaksınız. Siz bu kadar itiraz ediyorsunuz ama AK Parti cephesine yakın pek çok işte yorum yapan, yazı yazan köşe yazarları çok dikkat çekici mesajlar verdi. Darbe çıktı sandıkta. Ya sormayın tabii yani. O bunu nerelere kadar taşırlar ki? Yani bu yani şimdi demokrasinin omurgası değil midir sandık? Hı hı. Sandıktan nasıl darbe çıkar? Yani bunu yorumlamak için birazcık böyle... AKP'li olmak lazım. Ha. Bunu böyle yorumlamak için yalnızca AKP'li olmak lazım. Şimdi mesela Trabzon'un Yomra ilçesinde, ben Trabzon Yomralıyım. Orada bir belediye başkanı vardı AKP'den. Büyük yolsuzluklara karıştırma hakkında suç duyurusunda bulunmuştum. Bakanlık izin vermedi o suç duyurusundan dolayı yargılanmalarına ama halk gereğini yaptı. Sandıkta gömdü onu. Şimdi bundan sonraki hukuk sürecinde devam edecek. Ne oldu? Yomra'da şimdi Yomralı'nın seçtiği belediye başkanı, İYİ Parti'den belediye başkanı arkadaş seçildi orada. O belediye başkanı darbe mi yapmış oldu? Yani bu, ne darbesi? Bu yorum biraz böyle yani darbe, seçim, sandık üçü yan yana gelince insan şey diyor. Ya bunlar nasıl bir araya gelebilir? Yani milli evet, irade dediğimiz. Şöyle tabii bu İstanbul'da mesela şimdi bugün kamuoyuyla da çok ciddi paylaşıldı. İstanbul'da bu yandaş vakıflara İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bağışladığı para yaklaşık 850 milyon lira civarında. Dehşet bir rakam. 850 milyon lira yandaş vakıflara bağışlanan para var. Hastanelerimizde ameliyat olacak kit yok, kit. İnsanlar ilaç bulamıyorlar. Hastanede ameliyat olamadığı için, ilaç bulamadığı için insanlar ölüme gidiyorlar. Ve maalesef o yandaş vakıflarda büyük bir arpalık, o arpalıktan da büyük bir savurganlık yaşanıyor. Bakın Esenboğa'da giderken, uçağa binerken görüyorsunuz. 3 tane dev uçak, Cumhurbaşkanı'na tahsis edilmiş 3 tane uçak orada yatıyor, yan gelip yatıyor. Ama bugün Türkiye'de birçok kamu hizmeti devletin parası olmadığı için yapılamıyor. Söylüyor ya kendisi Sayın Cumhurbaşkanı, diyor ya efendim belediyeler zaten gırtlağına kadar borca battık. İkrar ediyor, ne güzel söylüyor işte. Belediyeleri gırtlağına kadar borca batırmışlar. Geldi işte Cumhuriyet Halk Partili belediyeler. Şimdi o borçları öderler işte. İzmir'de Aziz Kocaoğlu'nun büyük bir başarı hikayesi olduğu gibi. Muğla'da Osman Gürün'ün olduğu gibi. Eskişehir'de hocamızın olduğu gibi. Şimdi buna Adana eklenecek, Antalya eklenecek. Hele Antalya'da bir AKP belediyeciliği var ki dehşet. Antalya Belediyesi'nin Allah yardımcısı olsun. Adana'da benzer bir durum var. Aynı şekilde Türkiye'de şu anda AKP belediyelerinden CHP belediyelerine geçen her yerde dehşet bir durum var. İller Bankası kayıtlarına baksınlar, kredilerine baksınlar. Orada görecekleri fotoğraf, belediyeler içler acısı halde batırmışlar. Belediyelerin ayakları üzerine duracak hali yok. Mecelleri kalmamış. Zaman vay CHP'den seçilen başkanların haline çok ağır bir yükle seçiliyorlar. Kesinlikle. O zaman. Nasıl hizmet götürecekler? Yani, 5 yıl sonra fatura kesilmesin. Ekrem Bey'in Allah yardımcısı olsun. Daha seçilmedi şimdi hemen. Seçildi. Yani. Hiç öyle değil. Seçilmiş bir Ekrem İmamoğlu'nun, toplumun vicdanında da seçildiği kabul edilmiş bir Ekrem İmamoğlu'nun elinden belediye başkanlığını alırsanız alınabilir mi? Bu mümkün değil. Bu söylediğiniz... Yok, bu mümkün değil. Benim burada feveranım şu. Konu Ekrem İmamoğlu konusu değil.
İstanbul falan değil, YSK başkanı tabii. Hangi maddi gerçekliği tespit aynen, etmeye çalışıyor? Aynen. Neyi tespit ediyor? Amacı nedir? Amacı nedir? Neden İstanbul'u böyle bir kaosun içerisine sürüklemeye çalışıyor? Türkiye'yi neden bu gerilimin içerisine sürükledi? Bu sorulara cevap vermesini bekliyorum. Bu sürecin uzamasıyla ilgili de yorumlar yapılıyor. Yani işte süreç uzarsa başka şeyler var. Onlar işte birazcık şöyle elin arkasına götürülür, bir şeyler saklanır. Bazı işte araçlar başka yerlere hibe ediliyor, işte büyük şehrin falan diye. Siz bu iddialara inanır mısınız? Var mı? Savaş Bey, hukuk nasıl bir şey biliyor musunuz? Binlerce yıl, yani yaklaşık milattan 2000 yıl önce hukuk kuralları, işte Hammurabi biliyorsunuz falan, uzun hikaye anlatmayalım. Binlerce yılda milyarlarca insanın aklının hayal ettiği ve milyarlarca insanın bütün her şeyi düşünerek oluşturduğu kurallar manzumesidir. Yani sizin aklınızın öngördüğü her ne varsa milyarlarca insan bunu binlerce yıldır akıl ediyor ve onlara ilişkin tedbirlerini, yapılması gerekenleri, alınması gereken önlemleri, sonra da onun müeyyidelerini yasa adı altında, hukuk adı altında düzenlemiştir. Bir akıllı siz değilsiniz. Cinlik yaparsanız o zaman emin olun çarpar sizi. Ona izin vermez. Hukuk böyle bir şeydir. Adalet toplumun vicdanıdır. Vicdanda meşru olmayan hiçbir şey toplumda kabul görmez. Bakın, anayasa referandumundan sonra Türkiye'de bir türlü anayasal düzeni oturtturamadılar. Cumhurbaşkanlığı sistemi oturtturamadı. Hala bir ilkat garibesi. Herkes bekliyor ki Erdoğan şu talimatı versin, ona göre işlem yapayım. Hiç kimse sorumluluk almıyor. Neden? Çünkü anayasa meşru olarak geçmedi. Meşru değildir. 24 Haziran gecesi. Sandıklardan daha 40 bin sandık. 40 bin sandık açıklanmamış. Daha açıklanmamış 40 bin sandık varken, 12 milyon oy varken seçimler sonuçlandı diye çıktılar, balkon konuşması yaptılar. Onun için de 24 Haziran seçimlerinden bugüne kadar toplumda meşruiyetlerini ortaya koyamadıkları için de bugün yerel seçimlerde bedelini ağır ödemeye doğru gidiyorlar. Bundan sonra eğer toplumda hukuka uyarlı, gerçekten meşru kurallar içerisinde bir devlet düzenini yönetmeyi toplumun vicdanında kabul ettiremezler ise, bilin ki AKP %1'lerle sandığa gider. Toplumun vicdanı bir kez sızlamaya başladığı zaman o sızlayan vicdan siyasal sonuçları oluşturur. O siyasal sonuçlar da hiç kimsede etki bırakmaz, farklı olmaz. Bakın bir hikaye anlatayım izninizle. Rahmetli Ecevit kadar Türkiye'nin siyasi tarihinde halkın duygularına dokunan, gerçekten duygusal bir lider, daha ben tanımıyorum, bilmiyorum. Müthiş duygusal bir lider. Halk ona bir büyük bir aşkla bağlıydı. Karaoğlan da onların şiir yazan, sevdikleri, hayallerini süsledikleri, müthiş bir mütevazı, hayat tarzı, beyefendiliği, kibarlığı, işte bilgeliği vesairesi. Müthiş bir liderdi. Ama 2001 ekonomik krizinde toplum dedi ki, Sayın Ecevit, senin dürüstlüğünden hiçbir kuşkumuz yok. Ama krizi yönetemedin. Kusura bakma. Artık siyasetin içerisinde de bundan sonra yeter. Zamanın geldi. Bu ülkeye yapacağın hizmetlerin hepsini yaptın. Biz bu ülkede artık senin daha fazla siyaseten bu topluma bir şey vermeni beklemiyoruz. Sen bu süreci tamamla dedi. Ecevit tamamlamadı. Sandığa gitti. Hiç kimsenin aklının ucundan geçmeyecek bir sonuçla gitti. %1'le. Siyasi tarihe gitti. Onun için siyaset tarihinde toplumun söylemeye başladığı zaman onu anlayacaksınız. Halk size ne söylüyor? Ülkeniz size ne söylüyor? Şu anda 81 milyon, İstanbul'daki 16 milyon AKP'ye ne söyledi? Siz bu soruyu görmezden gelirseniz, AKP'nin size ne söylediğini duymazsanız, AKP'nin ne söylediğini anlamazdan gelirseniz, İstanbul'a AKP'nin 16 milyon seçmenin söylediğini değil de Erdoğan'ın dayatmasını veya Binali Yıldırım'ın biraz da hakikaten, yani toplumun vicdanını sızlatacak şekilde bir sürecin içerisinde kendisini o sürecin bir kumpas parçası içerisinde görmesini İstanbul'da hazmetmez. Toplumun vicdanını sızlatır. Hak değildir bu. Bakın Ekrem İmamoğlu ilk gece ne çıktı ne cümle söyledi. Doğru bir cümleydi. Hak dedi, hak. Hakkı yemem, hakkımı da yedirmem. Hak ya bu. Bundan daha kutsal bir değerimiz var mı? Bu tüm değerlendirmenize son noktayı şöyle koymak gerekirse,
Ekrem İmamoğlu'nun bu ifade ettiğiniz ya da işaret ettiğiniz, dikkat çektiğiniz konu üzerinden hakkı yenir mi? Buna Türkiye izin vermez buna. Hiç kimse izin vermez. Buna ben yani Erdoğan'ın da izin vereceğini zannetmiyorum. Çünkü bunun siyasal sonuçlarını AKP çok ağır öder. Yani İstanbul'da artık bu saatten sonra AKP seçmeninin dahi vicdanını sızlatır. Toplumun her kesiminin vicdanını sızlatır. Bunu izah edemezler. Bu çok ağır bir sürece girer. Bu yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın her tarafında da çok ciddi bir meşruiyet tartışmasını ortaya çıkarır ki bunun bedelini hep beraber öderiz. Yani ekonomik olarak öderiz, kültürel olarak öderiz, her anlamda öderiz. Bizim süremizin sonuna geldik herhalde Savaş Bey, anladığım kadarıyla. Bir iki cümle söylemeyelim. Buyurun var. Siz tek adamdan şikayet ediyorsunuz ya, ben de tek adamdan şikayet ediyorum, yönetmenimden. O da para lazım diyor. O da tek adam olduğu için. O da para lazım diyor bir an önce. Peki bir cümle söyleyelim. Buyurun. Bizim dinimizin, kutsal inancımızın elhamdülillah en önemli iki temel ilkesi var. Bunlardan bir tanesi ne diyor kutsal dinimiz? İki şeyle gelme diyor. Bir, kul hakkıyla. İki, Allah'a şirk koşmayacaksın diyor. Şimdi kul hakkının en büyüğünü konuşuyoruz. En büyüğü. Adalet. Burada. Onun için yani bu yalnızca Sayın Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olsun mu olmasın mı? Ekrem Bey İstanbul'un Büyükşehir Belediye çok Başkanı çok umrunda mı yani? Çok mu önemli? Ama bir demokrasi mücadelesi veriyor. Bir hak mücadelesi veriyor. Bundan daha kutsal dinimizin saydığı hiçbir değer yoktur. Bir hakka yaslanmış, bir hakka tutunmuş. O hakkı da toplumun her kesimi, vicdanı olan, vicdanı sızlayan her kesimi Ekrem İmamoğlu'na teslim etmek için bu gecede, yarın da belki sesini yükselterek o duruşun arkasında durmaya devam edecektir. Bu onun için Ekrem İmamoğlu mücadelesi değildir. Türkiye'nin hukuk devleti olma, anayasal devlet olma, yasaları uygulama mücadelesidir. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok önemli noktalara tespitlerinizle işaret ettiniz. Bakalım bu çağrınıza YSK Başkanı bir karşılık verip açıklama yapacak mı? Maddi gerçeklik tespiti arıyoruz ifadenize. Biz de merak ediyoruz işte orada. Peki, evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Efendim, siyaset gündeminde seçim sonucu İstanbul itirazlarıyla beraber YSK'nın açıklamalarını hepsini konuştuk. Farklı farklı iddialar tabii ki gündeme geldi. O iddialarla ilgili neler konuşulacak onu da tabii ki ele almaya devam edeceğiz. Biz şimdi bir ara vereceğiz. Saat 23 sularında da bu kez gün sonunda yine karşınızda olacağız. 23'e kadar bakalım bu köprünün altından ne kadar su akacak ve neler konuşacağız. Görüşmek üzere efendim. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim size.